İyi akşamlar değerli seyirciler. Sivil Düşünce başlıyor ve bu akşam çok değerli bir dostumuz bizimle birlikte. Sayın Bülent Orakoğlu da bizimle birlikte. Çünkü bugün konuşacağımız konuların odağındaki hususlar tamamen kendisinin alanına giriyor. Dolayısıyla bu programda öncelikli olarak kendisiyle başlayacağız. Konularımız neler? Onu da kısaca hatırlatalım. Bildiğiniz gibi pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi Cilve Gözü sınır kapısında büyük bir patlama oldu ve 14 insan hayatını kaybetti. 20'den fazla, 30'a yakın yaralı vardı ve bunların bayağı bir kısmı da ağır yaralıydı. Bu sabotajı, bu saldırıyı kim gerçekleştirdi? Çünkü kimin gerçekleştirdiğine dair çeşitli iddialar söz konusu. Bu konuyu etraflıca konuşmak istiyoruz. Öbür taraftan DHKPC, THKPC konuları var. Bu iki örgütün farkı nedir? Birbirleriyle ilişkileri var mıdır? Varsa nelerdir? Hem Cilve Gözü saldırısı etrafında konuşurken hem de bu DHKPC tartışmalarını değerlendirirken Bülent Bey'in bu konuyla ilgili de düşüncelerini almak istiyoruz. Öbür taraftan 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili arkası arkasına gelen gözaltılar var ve tutuklamalar var. 28 Şubat yeni yıl dönümü yaklaşırken yeniden ısınmaya mı başladı ve bundan sonra başka dalgalar gerçekleşebilir mi ve bu dalgalar hep askerler etrafında mı olacak? 28 Şubat'ın sivil ortaklarına, siyasete, medyaya, iş dünyasına ve diğer kısımlara sıra gelecek mi? Bu konuları da konuşacağız program içerisinde. Öbür taraftan CHP'de ayrı bir karışıklık, ayrı bir dalgalanma söz konusu. Buradaki durumu da değerlendirmeye çalışacağız fırsatımız olduğu ölçüde. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde de sıkıntılı günler var. Zamanımız kalırsa diye belirtiyorum özellikle. Bu konuyu da konuşmaya çalışacağız. Öncelikle Bülent Bey'den başlayalım. Hoş geldiniz Bülent Bey. Teşekkür ederiz katıldığınız için öncelikle. Bu pazartesi Cilve Gözü sınır kapısında meydana gelen saldırı ya da patlama THKPC ile muhabiratın ortak operasyonu gibi gösterilen haberler yayınlandı. Bu saldırı ne olabilir? Amacı ne olabilir? Ve burada tabii DHKPC ile THKPC arasındaki karıştırılmış fark, yani, evet, karıştırıyoruz de bunu. Bu iki örgüt arasındaki fark ve ilişki nedir? Bunu da açıklayabilirseniz seviniriz. Şimdi tabii bu operasyonla yani bu saldırıyla ilgili adli çalışmalar devam ediyor. Şimdi ben tabii uzun yıllar Hatay'da görev yaptım. Yani bunun bir kısmı Terör ve İstihbarat Müdürlüğü'ydü. Bir kısmı da İl Emniyet Müdürü olarak. Yani yaklaşık bir 11 sene yani toplam. Orada görev yapmış bulunuyorum. Şimdi ben tabii bu saldırı olduğu zaman biz tahmin ediyorum rahmetli Özal Adana'ya gelmişti. Ben o zaman Hatay Emniyet Müdürü'ydüm. Bu Cilve Gözü Udut Kapısı içerisinde bu yani sinyallerle uzaktan radyo sinyallerle patlamaya hazır bir araç elde ettik. Yani bir bomba haline getirmiş. Hatta o dönem, o süre içerisinde birçok Avrupa ülkesinde de bu tür araçlar patladı. Bir tek Cilve Gözü sınır kapısından geçerken gümrükçü arkadaşlar yakalamışlardı. Bu marş biyerler arasında askeri nitelikte bir takım işte bir düzenek hazırlanmış. İçerisinde işte o zaman tam hatırlayamıyorum çünkü çok uzun süre geçti. TNT olup olmadığını da bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim yani şimdi baktığınız zaman geçmişten bugüne kadar Suriye her zaman Türkiye'yi Türkiye'nin içerisini karıştırmak, kaos yaratmak üzere çok büyük operasyonlar yapmıştır. Mesela Suriye kamplarda PKK'ya çok ciddi destek vermiştir. Bu THKP acil dediğimiz yani o acilciler dediğimiz Türkiye Halk Kurtuluş Partisi yani bunlar ikisi de Devrimci Halk Kurtuluş Partisi sol kökenli fakat şey biraz mezhepçi bir örgüttür. Yani THKPC. Yani orada mezhepçi derken burada Alevi Sünni meselesini gündeme getirir. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun lideri Mihraç Ural dediğimiz bir kişidir. Bunun yani Paris'te yaşadığı biliniyor. Zaten bunlar artık savaş baronu olmuşlar yani. Orada işte kendileri çok lüks içinde saraylarda yaşıyorlar. Diğer PKK yöneticilerinde olduğu gibi. Bu Mihraç Ural da çok ciddi anlamda Fransızlarla irtibatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Hatay'da uzun süre yani biraz önce söyledim görev yaptım. O süreçte Suriye yani Hatay'a ve Türkiye'deki terörü besleyen yer Suriye'ydi. Yani Suriye mesela PKK'ya çok ciddi kucak açmıştı, destek açmıştı.
Oradaki muhaberat dediğimiz o yani Suriye'nin gizli servisi tamamen Türkiye'ye yönelmişlerdi. O tabii şuydu, bakın mesela Hatay 1939 yılında ana vatana ilhak etti. Bu süreçten önce Atatürk yani bu şeyde Suriye'de bulunan birçok Türk gencini şey aldı yani Hatay'a geçirdi. Veya 1939 öncesinde. 39 öncesi. Yani bir İskenderun Sancak Cemiyeti dediğimiz bir şey kurdu o süreçte. Yani orada bir ciddi anlamda işte yani Hatay'ı Türkiye'ye ilhak etmek amacıyla bir takım stratejiler uygulandı, öyle söyleyeyim, ve bu başarıyla sonuçlandı. Fakat daha sonradan bu Mihraç Ural vasıtasıyla bu şimdiki şeyin babası olan Hafız Esad ciddi anlamda bu Mihraç Ural'ı kullandı. Hem bir taraftan PKK'yı kullandı, bir taraftan bu THKP acil dediğimiz, acizler dediğimiz örgütü kullandı. Bu örgütün şeyi neydi? Yani o ilde, Hatay'da, Adana'da, Maraş'ta, Gaziantep'te, yani Alevi-Sünni vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde bir Alevi-Sünni çatışmasını, bir kaos yaratmaya çalışıyordu. Yani bir taraftan PKK ile terör eylemleriyle Türkiye'de kaos yaratırken, diğer taraftan Türkiye'nin yani iç ortamının bozulmasına çalışıyor. Yani bir taraftan PKK gibi etnikçi bir terör örgütü var, öbür taraftan da mezhepçi bir terör örgütü var. Yani şimdi Suriye'nin tabii bu Hafız Esad döneminde bütün Türkiye'ye giren yani çok büyük olaylar, büyük terör olaylarının hepsi Cilve Gezudut kapısından girmişti. Tabi oranı şöyle bilmek lazım. Bu Babil Hava dediğimiz Suriye kapısı vardır. Yani Cilve Gözü'nün karşısında. Bir de bizde de Cilve Gözü vardır. Arada 8-10 kilometre uzunluğunda bir şey vardır. Tampon bölge. Yani bu bölgenin kime ait olduğu hukuken şey değildir. Yani belli değildir. Aslında bunların hepsi Türk sınır içinde kalması gerekir ama böyle bir tampon bölge. Bu patlama da bu tampon bölgede meydana geliyor. Şimdi tabi bu arkadaşlar bunu araştırıyorlar ama benim bir tahminim, çünkü biz o zaman da yani biraz önce bahsettiğim Araç'taki o hani bomba haline getirilmiş rahmetli Özal'ın Adana'daki, yani Adana için kullanacağını tahmin ediyorduk eğer yakalamasaydık. Adana'daki bir şey var, toplantısı vardı. Yani bu THKPC olması, acizler olması çok ciddi muhtemel Mihraç Ural. Çünkü şöyle, şimdi o günümüzle bugünü bağlarsak, bakın mesela bu Hatay'da bu Suriye'deki olaylar olduktan sonra biliyoruz ki birçok Suriyeli vatandaş oradan kaçtı. Geldi Türkiye'ye, sığındı. Halen de bu sığınmalar devam ediyor. Orada birçok gösteriler oldu. Hatay içerisinde. Evet. Baktığınız zaman burada Perinçek, Türkiye İşçi Partisi'nin çok ciddi ağırlığı vardı. Bir de bu Mihraç Ural'ın ağırlığı vardı. Yani bizim orada tespit ettik. O eylemlerde. Tabii o eylemlerde. Yani bu şahsın, bak şimdi şöyle. Ya 2012 içerisindeki. 2012 ve şu anda. Hükümet karşıtı eylemleri kastediyorsunuz. Hükümet karşıtı eylemlerde de. Yani ciddi bunları bağdaştırabilen biriydi. Zaten şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Suriye'ye baktığınız zaman Suriye'nin elit zenginleri, çok büyük zenginlerinin ikinci adresi Fransa ve Paris'tir. Yani ben uzun yıllar kaldığım için orada. Yani adamın Suriye Şam'da bir evi varsa Paris'te de bir villası vardır yani. Veya orada yerleşmiştir. O bakımdan Suriye'de Fransız istihbaratıyla Suriye muhaberatı arasında çok ciddi ilişkiler ve bağlar vardır. Şimdi burada tabii mesela Türkiye eğer Suriye meselesini istediği biçimde halledebilirse veya bu açılım başarıya ulaşırsa, yani Türkiye'nin önünü tutabilecek bir şey yoktur. Yani Türkiye hakikaten bir zıplama yapabilir. Ama bu çok zor bir şey gibi gözüküyor. Yani şu anda baktığınız zaman mesela şunu Amerika Birleşik Devletleri'nin baktığınız zaman yani Suriye'deki olaylara biraz seyirci kaldığını görüyorsunuz veya kerhen bir destek verdiğini görüyorsunuz. Bunda da ya da veriyormuş gibi yaptığını. Evet. Bunda da şey var. Yani gene söyleyelim. Bunda da muhaberatla Rus gizli servisinin şeyleri var. İzleri var burada da. Yani ne var mesela? Şimdi bu Suriye Ür Kurtuluş Ordusu dediğimiz o kesim, ki bunlar birbirleri çok tam anlaşmış da değiller. Bunların içerisinde Amerika'nın hoşuna gitmeyecek bir takım aşırı uçların olduğu iddiaları hep tahmin ediyorum ki Suriye muhalefet içerisinde. Evet, Suriye Ur Kurtuluş Ordusu içerisinde. Evet, yani El-Kaide mensubu işte o veya ona yakın bir takım şeylerin olduğu. Yani bu yarın bir gün öyle işte, değilse de öyle diyerek yani, o şekilde raporlar işliyorum. Veriliyor yani. Ben şimdi o bölgeyi çok iyi bilirim yani bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şekilde raporların gittiği, hem de Rusya üzerinden gittiğini ben düşünüyorum. Tabi bunda da muhaberatın çok ciddi şeyi var, katkısı var burada. Şimdi baktığınız zaman mesela tabi dünyada, şimdi Türkiye'de bu 2-3 tane olay arka arkaya oldu. Bir tanesi Cilve Gözü'ydü. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu DHKPC, Devrimci Halk Kurtuluş Parti, yani dev sol
eski şeyle söylersek. Dursun Karataş'ın hani kod adı dayıdır bunun. Şu anda da eşi herhalde örgütü yönettiği söyleniyor. Veya başka bir isim de var şu anda. Şimdi bu baktığınız zaman Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephe dediğimiz örgüt tamamen dış örgütlerin ve hatta bizdeki Ergenekon yani iddia olunan Ergenekon terör örgütüyle ilgili de bağlantısı olduğu Ergenekon iddianamelerinde ortaya konmuştur yani. Mesela bazı işte hem DHKPC'yi idare ettikleri bu Ergenekon terör örgütünü hem PKK ile bazı unsurların irtibata geçtikleri hem de Hizbullah'la. Şimdi bu DHKPC'de, THKPC'de dev sol çizgisinden yani, mi geliyor? İkisi de aynı yerden mi geliyor? Bunlar sol kökenli. Yani geçmişe baktığınız zaman ama bir tanesi tabii çok farklı. Yani biri aradaki fark nedir? Yani DHKPC ile THKPC arasındaki farklılar yani, farklılıklar nedir? O bölge için. Yani Suriye'nin emelleri doğrultusunda gerçi bu çok... Şey dediniz mesela THKPC için mezhepçi, evet, mezhepçi unsurlar daha ön plana çıkıyor. DHKPC'de mezhepçilik pek yok galiba. Yok. Yani şöyle o orada, sol... Tabii ama şöyle arada fark şu fark var bir kere. T ne anlama geliyor? Türkiye Halk Kurtuluş yani şimdi ismini söylemek yanlış oluyor. Ha. Sayın Başbakan kızıyor böyle isimler verildiği zaman reklam oluyor falan diye. Şimdi tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi Devrimci Halk Kurtuluş Partisi yani bu Dursun Karataş'ın yani öldükten Dursun Karataş. Evet bunun örgütü yani bir gizli servis gibi. Yani onu söylememiz lazım. Çünkü bu şeylerden farklılığı özelliği zaten THKPC o bölge içerisinde ağırlığı olan. Ve bunu da biraz önce söyledim. Yani Hatay bölgesi ve Suriye'nin... Yok Hatay, Antep, Adana yani o bölgelerde müessir olan bir örgüt ama THKPC'ye baktığın zaman yani literatürü çok geniş. Birçok ülke servisi başta... Bülent Bey THKPC'nin bugüne kadar yapılmış bilinen eylemleri var çok, mı? Çok. Neler var? 90'lı yıllarda mesela İstanbul'da birçok polis müdürünün Mahmut Dikler vardı mesela Allah rahmet eylesin. Bizde benim dev arkadaşım vardı Şakir Koç. 90'lı yıllarda devlete karşı çok ciddi şeyleri var, eylemleri var. Dursun Karataş'ın. Tabii Dursun Karataş'ın. Yani ben diyorum hayır öbür örgütü. THKPC. THKPC'nin tabii o da. Var mı onların belli eylemleri, bilinen tabii şöyle, eylemleri? Türkiye'ye birçok şeyden eylem yapmak için adam soktular. Onlar da Türkiye genelinde. 80 öncesi özellikle. Evet yani orada çok ciddi ses getirebilen. Yani çünkü o dönemde böyle fazla eylemler yoktu. THKPC'nin Türkiye'yi sarsan eylemleri vardı. Hatta bütün terör bu Suriye'den giriyor gibi o dönem için konuşuluyordu. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim bakın. Suriye hiçbir zaman için Suriye'deki yöneticileri tabii söylemek istiyorum. Suriye hiçbir zaman için Türkiye'ye dost olmamıştır. Yani her zaman için Türkiye'ye terör ihraç etmiştir. Burada tabii ittifakları da çok önemlidir. Yani baktığınız zaman. Ben mesela tabii orada emniyet müdürken 7-8 kere biz şeye gittik. Şam'a, Laskiye'ye, Halep'e yani görüşmelerimiz vardı. Mesela bir olimpiyat köyü yapılmış. Misal olsun diye veriyorum. Bir olimpiyat köyü yapmışlar. Yani Suriye düşünün. 8 tane futbol sahası vardı. 8 tane yapılmış. Ve bunların hepsi birinci sınıf deri. Yani bir kere top oynanmış belki orada. Rusya bunları o zaman için çok ciddi anlamda 50-60 yıl borçlandırmıştı. Şimdi mesela Suriye'deki şey şöyledir yani. Bu Alevi ve Sünni meselesi vardır ya orada da. Şimdi diyelim ki orada bir şey varsa hepsinde Rus şeyler vardır, yöneticiler vardır. Yani uçaklarda, efendime söyleyeyim tanklarda hepsinde Ruslar vardır. Yani Rus çok etkindir orada, hakimdir Rusya. Şimdi yine baktığınız zaman yani burada bu cilve gözündeki meydana gelen olayda yani şu çok net gözüküyor. Yani bu sanki Suriye bu işte bir taşeron gibi yani muhaberat. Yani bunu daha büyük bir resim olarak ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi bu o zaman cilve gözündeki olayın esas azmettiricisinin Rusya olduğunu mu söylemiş oluyor? Hayır Rusya demiyorum ama. Hayır taşeron diyorsunuz ya muhaberat. Evet, kimin taşeronu? O zaman esas patron kim o olayda? Evet şimdi bunu tabii araştırmalara bulunacak ama hiçbir zaman için esas patron bulunamadı yani. Hayır tahmininiz nereye gösteriyor? Oklar nereye gösteriyor size göre? Valla bu şimdi şöyle tabii bakın şimdi biz hep şunu söyledik tabii inşallah bu açılım süreci Türkiye'de başarıya ulaşır. Ama ulaşmaması adına hem Türkiye içerisindeki hem de Türkiye dışında çünkü biraz önce söyledik bakın Türkiye bu açılımı halleder yani Kürt sorunu veya PKK meselesini hallederse Türkiye Suriye sorunu kendi istediği gibi hallederse Türkiye'nin önü açılacak çok ciddi anlamda açılacak bu belli herkes bunu biliyor zaten. Evet. Onun için Türkiye'nin önünün açılmaması adına hem içeriden hem dışarıdan destekli birçok provokasyonlar yapılacaktır zaten yapılıyor. Yani Suriye dışında başka faktörler kesin tabii vardır yani diyorsunuz. Kesinlikle var. Üçüncü ülkeler kesin vardır diyorsunuz. Tahminim var ama şöyle yani şimdi bunu tabii bir vasfı var mı söylemenizin? Yanlış olur. Yani şöyle
Hangi tarafında? Türkiye'nin güney tarafında mı, kuzey tarafında mı? Suriye dışındaki şeyler. Yani işaretle söylüyor. Bir duman diliyle. Duman meselesini biraz sonra doğuracak. Çünkü Papa'nın istifasından sonra tekrar bir duman tüttürülecek Vatikan'dan. Onu ne anlama geldiğini... Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu Amerikan konsolosluğuna yapılan saldırı. İşte Paris'te 3 tane o PKK terör örgütü mensuplarının öldürülmesi. Yani bunların... Ve bu cilve gözünde patlayan bombalarda büyük resme bakmamız lazım. Yani onu o söylüyorum. Zaman Türkiye'nin batısına doğru da bakmak gerekiyor değil mi? Onlarda büyük resme bakmamız lazım. Ama yani şimdi dediğim gibi yani burada Suriye devleti veya hükümeti de yani orada zaten hükümet falan kalmamış da bunlar bir şey yani. Paravan gibi şey. Taşeron bunlar. Muhaberat taşeron. Miraç Ural'ın bakın Miraç Ural çok ciddi şu anda Fransa'yla şeyi var. İlişkileri var. Tabii Fransız gizli servisiyle ilişkileri var. Biraz önce zaten şeyi anlattım yani koydum yani. Zaten şeyin DHKPC'nin başındaki kadın Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi. Zerrin Sarı. Neydi? Zerrin Sarı. Zerrin Sarı'nın Fransa'dan Yunanistan üzerinden Suriye'ye gittiği şey ve mi? Miraç Ural'la. Dursun kardeşinin evet. Eşi. Yalnız şöyle eşinden. Gayri resmi eşi diyelim. Şöyle gayri resmi eşi ondan demiyorum. Şimdi onun örgütteki ismi bacı, öbürü bacı. Dayıydı. Şimdi yani şöyle, abla diyorlar yani. Şunu söylüyorum. Yani sanki bana göre bu bundan farklı bir lider var gibi düşünüyorum. Yani. Genel sekreter var daha güçlü olan. Yani farklı lider. Bu göstermelik yani. Ha örgütte tabii. Daha güçlü tabii, isimler tabii. Var. Tabii. Yani örgütü bunu, yöneten daha. Bunu tepede tutuyorlar bir şey olarak. Hayır o bayanın Suriye'ye gitti ve Miraç Ural'la Laskiye'de görüşme yaptı. Ondan sonra işte bir ekibin gelerek şimdi mesela bu şöyle söyleyeyim bu Ayhan Çarkın var ya bizdeki bak bu özel evet. Aktı yani bir sürü itiraflarda bulundu. Mesela onun bir şeyleri vardı ben doğru yanlış bilmiyorum da bu şeyin Dursun Karataş'ın her operasyondan yani her, mesela operasyon yapılıyor Devsol'a Dursun Karataş nedense hiç yakalanmıyor. ve netice itibariyle onu diyor ben falan filan arabalarda gördüm diyor. Yani devlete bağlı bir takım arabalarda gördüğünü söylüyor şu anda şeyde. Zaten o, cezaevinden çıkışları başta başına zaten, film gibi değil mi? Ergenekon şeyinde, Ergenekon iddianamesinde bunlar çok detaylı ve açık bir şekilde var. Yani Devsol'un yani, ama şöyle Devsol'u yani bizim derin yapılar değil. Dünyada birçok gizli servislerle irtibat kurmuş bir örgütten bahsediyoruz biz yani. Ya bizim, de bizim de uluslararası örgütlerimiz var yani. Yani var. Bir soru sorabilirim. Tabii buyurun efendim. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu çok kan döken acımasız bir yerli terör örgütlerini bir takım dışarıdaki mihraklar kullanıyor. Evet. Ama içerideki mihraklar da kullanıyor. Evet. Şimdi bugünkü tanımlamalarla yani siyasal kimlikle şahıs adı sormuyorum. Kimler kullanmıştır? Yani hangi kolektif kimlik adı altında tanımlayabilirsiniz kullananları? Derin devlet dedim ya. Söyledim. Derin yapılar dedim yani. Ha derin yapılar da birkaç tane şey söyleyin. Şahıs ismi değil. Kolektif. Grup ismi söyleyin. Ya çünkü halkımız bilsin yani Ergen çok vatansever, çok işte onu söyledim zaten canım. Değil mi yani çok. Şey mi? Kim için? Bu şeyleri kullanan. Terörü kullanan. Bu terör örgütünü evet. içeride kullanan. Yani Ergenekon iddianamelerinde açıkça var bunlar yani hepsi bu. Ne yazıyor orada? Birkaç tane hatırlatın isterseniz. Yani şu tabii yani bu örgütün yani Ergenekon tarafından kullanıldığı onun tanıkları var ifade verdiler o bölgede. Ergenekon'un bağlı olduğu yani Ergenekon'la bağlı olan başka toplumda başka adlarla bildiğimiz örgütler de vardır. Mesela birkaç tane onları söyleyin de halkımız bilsin bunları. Yani bunlar çünkü kendilerini müthiş vatansever, insansever falan gibi tanıtıyorlar yani. Evet. Yani şimdi bakın şimdi mesela şimdi yine PKK farklı mı Bülent Bey? Yani DHKPC Ergenekon. Şimdi bu PKK kullandı. Meselesini Alper Bey ilk sizle açmıştık evet. Zaten dikkat ederseniz. Yani PKK şeye baktığınız zaman mesela PKK'nın eylemleri son yıllarda profesyonellik kazandı. Şimdi DHKPC'nin eylemlerine bak mesela DHKPC eskiden yani bu ne diyelim bomba haline gelmiş insanları falan kullanmazdı yani canlı bombaları kullanmazdı DHKPC. Şimdi burada PKK'nın bu şeyi vardı ama PKK bir eylemleri profesyonellikten uzaktı. Ne zaman ki bir takım gizli servisler yabancı ülkeler bu PKK meselesini yönetmeye başladılar bizimkilerle beraber bazı unsurlarla beraber. Ondan sonra PKK'da mesela çok ciddi stratejik eylemler gözüktü. Yani profesyonel ve stratejik eylemler gözüktü. O bakımdan yani DHKPC bana göre çok tehlikeli bir örgüttür yani onu söyleyelim. Yani çünkü görüyorsunuz hiçbir şey yoktur. DHKPC içerisinde toplumun en üst seviyesinde çok ciddi eğitim almış insanlar olabilir. Yani bunu bu olabilir derken zaten
gözüküyor da. O bakımdan DHKPC'nin tabii çok ciddi anlamda yani sorgulanması gerekir şu anda. Çünkü yarın bir gün çok ciddi büyük eylemlere de imza atılabilir. Mesela bakın bu şeyin son Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan saldırıdaki kişinin emniyet istihbaratı tarafından değil mi? Yani bir takım edep görülen kişilere gösterildiği çıktı. Ama biz bunu mesela 90'lı yıllarda istemişiz bazı ülkelerden. Bu ülkeler bize yok demişler yani burada. Şimdi baktığınız zaman DHKPC gibi örgütleri veya PKK'yı şu anda kesebilmenin tek yolu şudur. Yani uluslararası arenada bu örgütlerin yaşamaklarını kısmaktır. Bu da bir kere maddiyetten geçer. Maddi olaydan geçer. Şimdi siz PKK'ya baktığınız zaman PKK'nın yani milyar doları bulan şey var. Yurt dışından yani elde ettiği araçtan, insan kaçakçılığından, çeşitli şekillerden. Şimdi DHKPC de böyledir. Yani şimdi bu DHKPC'yi tabii hükümet bunlara muhakkak ki şey yapıyor zaten. Yani terörü besleyen ülkeler. Yani meclis başkanından tutun, başbakana kadar herkes bu terörü destekleyen Türkiye üzerinde ülkelerden bahsediyor. Daha geçen yine meclis başkanı söyledi. Evet. O bakımdan yani bunların maddi kaynaklarını kesmemiz gerekiyor. Biraz da DHKPC'nin bakın. Şimdi şunu ben hep şöyle düşünüyorum. Yani bir ülke mesela atıyorum A ülkesi. Eğer Türkiye'de kaos yaratmak için teröre yol veriyorsa hatta terörü yönetiyorsa o ülkeye bizim gizli diplomasiyle değil de çok açık olarak bu ülkeyi efendime söyleyeyim kamuoyunda deşifre ederek bu ülkeyle direkt açık görüşmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye öyle bir hale geliyor ki şu anda. Ya başbakan açıkça uyarıyor. Daha mı açık olmalı? Ya sen şunu yaptın olmalı falan diye mi yani? Yani bu benim tabii kendi onu muhakkak ki Türkiye'de diplomasi daha iyidir. Peki Celal Bey devam edeceğiz daha bu konuyu. Bülent Bey diyor ki işte bir çözüm süreci var. Bu çözüm sürecini istemeyenlerin bir eylemi olabilir. Ben özetliyorum tabii siz bu cümlelerle söylemediniz ama böyle bir sonuç çıkıyor. Peki bu eylem pazartesi günü olmuştu. Aradan 5 gün geçti. Çözüm sürecine etkisi bakımından değerlendirdiğimizde böyle bir amaç var ise şayet bu amaca ulaşmış mıdır? O yönüyle medyanın da tabii bakış açısını her gün medyayı değerlendirdiğiniz için, gazeteleri değerlendirdiğiniz için o açıdan da bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çözüm sürecini hedeflemiş olsa bile etkilediğini zannetmiyorum. Tam tersi çözüm sürecine olan destek daha da artmış olabilir. Bu tıpkı Paris'te 3 kadının, PKK'lı kadının infaz edilmesi olayından sonra o da süreci baltalamak için yapılmış bir eylem olarak takdim edildi. Ama onların cenazelerinin kaldırılması, bizatihi o eylemin kendisi de sonuçta süreci baltalamaktan öte, baltalamayı bir kenara bırakın, tam tersi sürecin daha hızlanması ve destek görmesine, her iki kesim tarafından, toplum kesimi tarafından destek görmesine yol açtı. Ve ondan sonra görüşmeler, MİT'le İmralı arasındaki görüşmeler ve diğer kesimlerle olan görüşmeler hızlandı. Belli bir noktaya kadar da geldi. Sanıyorum önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren de ikinci etap ziyaretler başlayacak ve arkası da gelecek. Bu şekilde toplumun desteği olduğu müddetçe ve devlet kararlı durduğu sürece siyaset de bu görüşmeleri desteklediği oranda bu tür provokasyon yapılan eylemlerin engelleyebileceğini zannetmiyorum. Ama bu tarz provokasyonlardan vazgeçeceklerini de hemen varsaymak doğru olmaz. Çünkü bunu zorlayacaklardır. Buradan olmazsa bir başka alandan engellemek için denemeye devam edeceklerdir. Nitekim bu saldırıdan sonra doğrudan belki süreç değil ama mesela savaş Türkiye'ye girdi diye çok açık bir şekilde Ertuğrul Özkök yazdı. Ve oradan da Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulundu. Artık sen şu akademisyen hezeyanlarını bırak terk et Türkiye'yi perişan bir noktaya getirdin dedi. Halbuki terör yıllardır Türkiye'ye girmişti. Şam'da, Beka'da yıllardır bu korunmuştu. Türkiye Orta Doğu'ya girmediği zaman, 48'de tel örgü örüldüğü, mayın döşendiği zaman, sırf İsrail orada rahat etsin diye Türkiye tamamen içine kapandığı zaman ne ile karşılaştık? Beka'da bir terör yuvasıyla ve Şam'da misafir edilen Öcalan'la karşılaştık. O zaman savaş Türkiye'ye girmemiş miydi? 30 bin kişi öldü. 17.500 ve Öcalan orada bizim diplomatımızla ve bizim albayımızla aynı apartmanda oturuyorlardı. Aynı yerde kalıyorlardı ve birlikte. Nedense birbirlerinden hiç haberleri olmuyor. Ya da daima vardı da yok mu görünüyordu. O da ayrı onu bir tırnak içerisinde ve ünlem koyarak zaten söylemişti.
Dolayısıyla yani 17.500 faili meçhulün yaşandığı bir dönemde genel yayın yönetmenliği yapmış olan Ertuğrul Özkök'ün o dönemde Türkiye'ye terörün girmediğini, savaşın girmediğini varsayıp söyleyip... Hala Ertuğrul Özkök'ün söylediğini çok ciddiye alıp burada değerlendirmeli miyiz? Hayır. Artık bu fazla da değerlendirmemek lazım. Vallahi dalgalar başladı yani. Bu, şeytan bu işin işte onlara dikkat etmesi lazım. Şeytan kovalamaktan ibadete vakit kalmıyor. Çünkü bir şey söyleyeceğim de. Şimdi Sayın Başbakan'ın bir açıklaması oldu bu cilve gözü saldırısından sonra. Dedi ki bu açılımı kastederek. Yani bunlar bizi yıldıramaz dedi hatırlarsanız. Şimdi bu tabii şöyle ben onu söylerken zaten büyük resmi görmek lazım demiştim. Şimdi bu tabii şey de manidar yani. Mesela şimdi bu cilve gözündeki saldırının benzerlerinin Türkiye içerisinde yapılacağının belirli bir medya grubu tarafından da böyle hemen şak diye dile getirilmesi de yani Türk milletinin dikkatine sunmak lazım yani, değil mi? Siz onu söylüyorsunuz herhalde. Ne kastediyor olabilirler bunu söyleyerek? Şimdi efendim şöyle bakın. Şimdi Türkiye'nin devlet politikasıyla şu anda bazı siyasi... Ya Suriye'nin işlerine karışmayın. Suriye'ye karışırsa... Şöyle ama şimdi bak bu burada niye şunu söyleyeyim. Türkiye'nin devlet politikası var şu anda. Beğenirsin beğenmesin. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde yaşayan insanlar, değil mi? Burada bu politikaya karşı çıkıp Suriye'yle birlikte hareket etmeye çalışan insanlar ve partiler var. O bakımdan söylüyorum. Yani o zaman baktığınız zaman sanki bir belirli bir kutuplaşma var. Yani mesela biz Suriye devlet işte biraz önce söyledi Sayın Dışişleri Bakanlığı ile ilgili, değil mi? Yani bir takım tenkitler yapılıyor, ediliyor. Şimdi burada Suriye'de milyonlarca insan, binlerce insan öldü. Ölmeye devam ediyor burada. Şimdi siz yani devlet politikasını bırakıp kendi devletinizin yani bekasını bırakıp da yani orada Suriye'yi savunur gibi duruma düşerseniz bu sıkıntı olur, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir CHP milletvekili o patlama olduğu gün aracın evet. Türkiye tarafından Suriye'ye silah götürürken patlatıldığını iddia etti. Yani şimdi bakın şöyle söyledim şimdi biraz önce. Şimdi o bölgeyi bilmek lazım. Şimdi 8 kilometrelik bir alan. Oraya yani Suriye'ye yardım götüren araçların içerisine konmuş bu şey. Zaten 3 kişi orada belli. Yani bu bilemiyorum tabii çok şey bir. Hayır, biraz önce bir kasıt evet. aradığınızı anladım da yani. O kastı ben şey için gazeteciler için söyledim buradaki. Bak yanlış evet. anlaşılmasın. Yani bu şimdi Ertuğrul Özkök'ün o yazıyı alıp da kaleme getirip sanki bir Türkiye içerisinde bunlar. Zaten bakın bence yani Türkiye içerisinde patlatmaktan çok bir şekilde konuşmak da yani bir yol evet, gösterici evet. gibi de oluyor. Yani şimdi siz o zaman ne olur? Türkiye savaşa girmiş olur değil mi? Yani Orta Doğu'daki olan karışıklıklar, bomba patlamalar filan. Yani bunların bir gazeteci tarafından alınıp yani bu şekilde kamuoyunun şeyleri düşünmeden ne diyelim yani kamuoyu inisiyatifi düşünmeden veya kamuoyun algıları düşünmeden bunlar yazmak yanlış yani. Yazabilir gazeteciler evet. ama. Şimdi şu bakın. Şimdi orada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi 28 Şubat hakikaten sorgulanması gereken bir süreç. Geleceğiz az sonra. Yok şeyi söylüyorum. Ama bu yalnız askerler açısından değil. Oraya da geleceğiz. Evet. Yani bu bak şimdi burada yani halen hangi cesaretle bu operasyona hangi cesaretle yani kalkıp da böyle bu tür psikolojik harekatlar yapılabilir onu söylemek istiyorum. Yani. Sayfayı bir çevirelim oraya da geleceğiz. Tamam. Sözüne girdim. Suriye ile Türkiye arasında bir takım ilişkiler bazı kesimler tarafından sürdürülüyordu. 29 Ekim'den önce ulusal kanal bir anlaşma yaptı Suriye'deki kanalla devlet kanalıyla. Ve 29 Ekim'de Ankara'da meydana gelen olaylarda onları canlı olarak orada yayınlattı. THKPC operasyonlarından önce işte avukatlara bir operasyon yapıldığında da Çağdaş Hukukçular Derneği'nin başkanı da Şam'daydı ve oradaki Suriyelilerle görüşme yapmıştı bir grup heyet oradan geldi. Hatay'da da arka arkaya pek çok gösteri gerçekleştirildi. Yine orada da büyük oranda ayınlık grubuyla işte THKPC'nin taraftarlarının bulunduğu anlaşılabiliyor. Yani Suriye'deki gelişmelerle Türkiye'deki bir takım olayları birleştirmeye çalışan, oradan kuvvet kazanıp pek çok olayı etkilemeye çalışan bir faaliyetin, gayretin olduğu çok net bir şekilde görülebiliyor. Evet. Psikolojik harekat da diyebiliriz, işbirliği de diyebiliriz. Hocam bu tür Türkiye'de şimdi bir çözüm süreci dediğimiz süreç yürüyor. Böyle bir dönemin ortasında patlamalar meydana geliyor. İşte Paris'teki o 3 kadının öldürülmesi, Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırı derken arkasından cilve gözü sınır kapısında meydana gelen patlama. Bu tür süreçler yaşanırken meydana gelen bu tür sabotajların siyasi amacı ne olabilir? Çok açık. Şimdi bakın o 20 küsür yıldır 30 yıla yaklaşan bir silahlı mücadele söz konusu
bir saflaşma var. Bu safların iki tarafında yerleşik konumlar elde etmiş insanlar. Bu konumlar belirli çıkarlarla, belirli ittifaklarla, dış bağlantılarla, ekonomik getirilerle ilintili bir network yaratmış, bir ilişkiler ağı yaratmış. Şimdi birden siz ağı yırtıyorsunuz ve ağın üzerindeki her şey sapır sapır dökülüyor. Şimdi bu kolay bir süreç değil. Buna hazırlanmamız lazım. Bakın dikkat edin. Son zamanda ya Suriye'ye hiçbir şekilde bulaşmamamız lazım. İşte Beşar Esad hükümetine bu kadar hasmane bir tavır takınmamak lazım diyenlerle Kürt sorununun çözümüne karşı Türk hassasiyetini dile getirenler aynı hemen kesinlikle. Hemen aynı insanlar. Evet. Şimdi bu çok çok ilginç bir şey. Şimdi terörizm bir eylemdir. Belirli bir etki yaratmak. Kamu oyu üzerinde bir etki yaratmak. Kamu psikolojisini etkilemek için bir eylem biçimidir terörizm. Bu etki neyle artar? Tabii ki kamu iletişim araçlarıyla, yani medya aracılığıyla artar. O yüzden siz medyayı burada görevli gördüğünüz zaman veya birilerinin kendilerine durumdan vazife çıkardıklarını gördüğünüz zaman işte o psikolojik savaşın bir tarafıdırlar demektir. Ve onları izleyin siz şiddet uygulayan örgütlere. Bu şiddet uygulayan örgütler devlet altı olabilir, devletler olabilir. Devletlere kadar bağlantılarını ortaya çıkartırsınız. Şimdi bir de şu var, niye sürekli söz ediliyor şeylerden bu işte Türkiye terörizmin tehdidi altındadır. Tabii ki tehdidi altındadır. Yani kendi elemanları da Türkiye'nin resmi çevrelerinin terör uygulamışlardır. Ama bugün Türkiye terörizmle ve bundan sonra dalga dalga genişleyecek terörizmle korkutulmak isteniyorsa terörizmin doğasında var olan zaten yılgınlık yaratmak amacını taşımaktadır. Siz yılgınlık yaratarak insanların motivasyonunu kırarak mesela bir çözüm olacak işte arkadaşlarım söz ediyorlar çözüm olacak Türkiye'yi artık tutmak mümkün değildir diye. Şimdi Türkiye'yi farklı bir Türkiye olacak tabii. Bugünkü Türkiye olmayacak bu. Ve o farklı Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda önünü kesmek isteyen insanlar ve çevreler var. O yüzden bu yılgınlık yaratarak, insanların motivasyonunu kırarak iradesiz bir kitle, bir sürü haline getirip bunları yönlendirmek daha kolay olacağı için böyle insanların maneviyatını kırabilirler. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Evet. Bir sonuncu şey de şu, bakın uzun süreli çatışma ortamlarından sonra eğer bir barışma, bir barış söz konusu olacaksa burada kazan kazan formülün işlemesi lazım. Şimdi kazan kazan formülü Türkiye'de maalesef bunca zamandır süren bir iç savaşta siz kendi halkınızın bir bölümünü düşman olarak tanımlayıp kendi ulusal ordunuzu ve tabii askere aldığınız gençleri düşmanla savaşmak, onu yok etmek. Tabii onun da sizi yok edeceği varsayımından hareket ederek motive ediyorsunuz, şartlandırıyorsunuz. Yani siz bir düşmanla savaşıyorsunuz ve işin kötü tarafı bu düşman sizin içinizde, vatandaşlarınız. Şimdi bu o kadar çelişkili bir şey ki, şimdi burada bir kazan kazan durumu söz konusu olacaksa, bu hainler ve düşmanlar kardeş ve vatandaş olacak. Şimdi bu dönüşüm çok zor bir şey. O yüzden burada kendisini Türk olarak tanımlayan çoğunluğun bir kısmının itirazını görüyoruz. Eğer çözüm kazan kazan değil de bir tarafın kazanması ve diğer tarafın diz çöktürülmesi ve yenilmesi üzerine kuruluyorsa orada da karşı tarafın kamuoyunun direnci olacak. İşte bunu çok iyi kullanabiliyor işte bu psikolojik harpte Türkiye'nin bu sorunu çözmesini, kendi iç barışını yapması. Çünkü kendi iç barışını yapması Türkiye'nin dışarıda da siyasal konjonktürü belirleyebilmesi demektir, güçlenmesi demektir. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de böyle bir çelişki var ve bunu kutuplaşmayı da körükleyen bir
Aynen öyle. O yüzden işte Kürt hassasiyeti de Türk hassasiyeti falan diye işte siz bizi eşit sayamazsınız. Biz zaten eşit değiliz. Başlangıçta söylediğiniz o tespit çok önemliydi. Türkiye'de ısrarla Türk hassasiyetini vurgulayanların Suriye işine karışmayalım diyenlerle aynı kesimde evet. olması çok önemli bir tespit. Evet. Tamer Bey, bu cilve gözü olayına baktığımızda amaç açısından sizin düşünceniz nedir ve üçüncü ülke, yani üçüncü ülkeden kastığım şu, Türkiye ve Suriye dışında, bunları yani Suriye'yi hariç tutarak söylemiyorum, bunlara ilave başka üçüncü ülkeler de dahil olmuş olabilir mi? Bülent Bey'in biraz önce Reklamı dikkat olsun. Çektiği konular. Cilve gözü saldırısı da herhangi bir örgütü kullanabilirler. Burada THKPC olabilir. Başka bir taşeron örgütü kullanabilirler. El Muhaberat da bir başka taşeron kategori Suriye'de, onu da söyleyelim. Ama bu saldırıyı düzenleyen güç merkezi Türkiye'ye bir, Orta Doğu'ya girmeyin diyor, topa girmeyin diyor. İki, Türkiye'de Kürt sorunun çözülmesini istemeyen Türk sorunu var demeye çalışanlar da aynı şeyi söylüyor. Biz Orta Doğu'ya girmeyin diye ısrarla söylemiyor muyuz? Orası kaostur diyorlar. Bunu diyenler 1 Mart tezkeresini desteklediler. Girmedik diye vaveyle kopardılar. Keşke Orta Doğu'ya girecekse Amerika girer evet, mi demek? Orta Doğu'ya girecekse Amerika girer, Türkiye girmez. Orta Doğu'ya, Orta Doğu'nun sermayesini alacaksa, parasını alacaksa Amerika alır. Batı ülkeler alır, Türkiye almaz. O zaman siz şu logonuzdaki Türkiye Türklerindir bayrağını bir kaldırın bakalım. Siz yıllardır Amerika ve NATO politikalarına hizmet ediyorsunuz. Bu sadece belli bir medya kesimini kastetmiyoruz. Burada Özel Harp Dairesi'nin medya ayağı da vardır. Oraya da geleceğiz 28 Şubat'ta. Şimdi tekrar dönüyoruz ilk cümlemize. Şimdi hocam güzel bir şey söyledi. Oradan ben alacağım konuyu. 80 öncesindeki THKPC, yani nasıl 90'lı yıllarda THKPC kontr örgüt olarak kontra eylemler yapıyor ve derin devletin amaçlarına hizmet ediyorsa, 80 öncesinde de THKPC aynı şeyleri yaptı. Orada bir şey söyledi, çok önemli. Suriye'den geldiği hep konuşulurdu eylemlerin diyor. Çünkü o içeriğini biraz önce anlattı. Şimdi bu örgütün asıl amaçlarını, yani bu eylemlerin asıl amaçlarını örtmek için bu örtülü operasyonlar önemlidir. Bazısı mezhepçi bayrak gösteren bir örgüttür, bazısı devrimci bayrak gösteren bir örgüttür. Bunları örterler. Çok itibar etmemek gerekir diyorsunuz. Yani ideolojisine, mezhepçi evet. olmasına veya tabii ideolojik arkadaki, görülmesine. Arkadaki merkezi arıyorsak öyle. Şimdi şu örnekle daha iyi anlatabileceğimi zannediyorum. Apo 79-80'de Suriye'ye gitti. 99'da getirilene kadar orada kaldı değil mi? Şimdi Suriye. Bakın buradaki şal örtü de Suriye. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Suriye ile o zaman yani Türkiye'yi sorumlu tutacaktır. Ama biz bir el daha arttırarak şunu görmek zorundaydık. Nedir o? Suriye rejimi, o zaman Hafız Esad rejimi kimin kontrolü altındaymış demek ki? Yani APO'yu ve NATO konseptini kurduğu Ergenekon bağlamındaki PKK örgütünün liderini 20 yıla yakın siz Suriye'de besliyorsanız Suriye devleti olarak, siz Suriye rejimi olarak da zaten Amerika, İsrail ve NATO ile bağlantılısınızdır ama kayıkçı kavgası yapıyorsunuzdur. Bunu görmek lazım. Evet. Şimdi o zaman buraya geliyoruz cilve gözüne. Yani destek olarak söyleyeyim. Öcalan Suriye'ye geçtikten sonra CIA'nın yönetimindeki kamplarda kalmıştır. Evet. 82 yılında da Hiram Abbas şeye hangi gittiğinde. Hangi yıllar arasında? Belki CIA'nın kampı var. Evet. Şimdi 82 yani kontrolündeki kamplarda kalmıştır. Levon Ekmekçiyan'ı Mamak'ta sorguladıktan sonra. Ama 82, o dönemde Suriye Rusya yanlısı, Sovyet yanlısı görünüyor evet. değil mi? Ama tabii işler değişik. Şimdi zaten bakın mesela Öcalan'ın uluslararası gizli servislerle veya devletlerle ilişiği o orada başlamıştır yani. Öcalan orada şey mesela şöyle bir şey de var bakın biz sizle bunu şeyle konuşmuştuk. İhanet Çemberi isimli kitapta. Yani bu bir Alman heyeti geliyor Öcalan'a, BK'ya ziyaret ediyor. Bu hem dış iç yani kusura bakma şeyi kestim. Bu heyet çok gizli bir konuşma yapıyor. Önce bütün bu PKK'nın üst düzey yöneticileri Karayılan, Zübeyir Aydar falan hepsi orada. Ondan sonra bunlar çıkıyor. Öcalan'la 3 tane Alman yetkilisi kalıyor. Biri dışişlere bakıyor, biri içişlere bakıyor. Bir de federal yetkilisi, narkotiğe bakan. Diyorlar ki ya biz sizin Türk devleti kurmanıza izin vereceğiz. Ama bunlar tabii eski oldu biraz konuştuk da. Ama bizim bundan çıkarımız ne olacak falan deniyor.
Ondan sonra bu konuşma bir iki ay sonra, ben tabii bunu çok uğraştım ama alamadım şeyden. Türkiye bir gizli nota gönderiyor şeye, Almanya'ya. Yani bu komşuluk ilişkilerine yakışmaz diye. Almanlar şaşırıyor, bunu İsrail'in verdi, nasıl verdi diyor. Hiç kimsenin aklına bunu Öcalan'ın kendisini kuran güçlere vereceğini düşünmüyor. Herkes yani Türkiye nasıl böyle bir istihbarat aldı, acaba İsrail'in verdi buna gibi. Yani şimdi bu PKK yani meselesi... Dolayısıyla o gizli görüşmede bulunan Öcalan kendi patronlarına, Türkiye Öcalan, Ankara'ya, bak, Ankara'ya... Öcalan'ın bunu... şöyle bir şeyi var. Öcalan, yani PKK klasik bir terör örgütü değildir. Bakın, tamam. Yani klasik terör örgütlerinde merkez kararlar, toplantılar, şunlar bunlar var. Öcalan nedense hep konuşmalar teybe almıştır. O kadar su. Yani bütün merkez kararları, önemli konuşmalar hep teybe almıştır, kaydetmiştir. Ne için acaba? Yani bilemiyorum artık yani. Bunu herhalde birisine bir yerlere gönderiyor çoğaltarak yani. O bakımdan yani bu süreçler, onun için söyledim yani, çok şeye açık süreçler yani. Etkiye açık, etkiye süreçler. Çok evet, açık şimdi süreçler. Bugünkü olayları algılayabilmesi için izleyicilerimizin, bizim geçmişten verdiğimiz kontra operasyonlar, örtülü operasyonlarla ilgili örnekler belki faydalı olacaktır. İki tane misalden bahsedeyim. Bir tanesi 82 Ağustos'unda Levon Ekmekçiyan'ı, Yeşilköy'ü basan Ermeni teröristi sorgulayan Hiram Abbas, Eylül ayında Lübnan'a gitti, Beka Vadisi'ne gitti. Oralarda araştırmalar yaptı ve bütün farklı örgütlerin aynı el tarafından hazırlandığını, antrenmanlarını verildiğini gördü. Geçiyoruz. Daha ilginç bir örnek var. 1976 yılındaki Entebbe baskını, Uganda'daki Entebbe baskınında eylemi yapan Filistin örgütünün içerisinde Mossad'ın ajanları var. Mossad ekibinin içerisinde de Alman GSG 9 timinin adamları var. İsim isim söylerim, uzatmayayım. Şimdi bakın. Bu ne oluyor? Dünyaya Filistin davasını perişan ediyor, mahvediyor. Matruşka ama... gibi. Evet. Yani. Şimdi hep devrimci bayrak gösteren 80 öncesinin kuvvetli gladio örgütleri olan Kızıl Ordu fraksiyonu, Bader-Meinhof ve Kızıl Tugaylar. Bunların hepsi Lübnan'da kimin rahleyi tedrisinden ya da kimin eğitiminden geçmiş? Mossad ve CIA. Bakın hesap ortada. Bunlarla ilgili sayısız kanıt var. Günümüze geliyoruz. Cilve gözündeki olayla ilgili olarak biraz önceki amacı söyledik. O zaman bu kimin işine yarıyor? Yani Suriye'nin muhaberatını da taşeron olarak kullanabiliyor. Eski gladio örgütü olan THKPC'yi, yani evvel emirde oraya dayanıyor. Ya da Amerikan elçiliğindeki THKPC'yi kullanmak aynı şey. Kim buradan kazanç sağlayabilir? Suriye özelinde, Türkiye'nin Suriye'de ön almasını istemeyen Rusya buradan avantaj elde eder. Ve derin Amerika. Derin Amerika aslında ne yapıyor? Daha geçen programda söyledik. Edelman dedi ki biz iki yıldır hiçbir şekilde girmiyoruz topa diyor. Özellikle itiraf ediyor. Suriye konusunda. Suriye konusunda. Diyor. Şimdi burada kontra operasyonlara dikkat ettiğimiz zaman kim istifade ediyor buradan? Yani derin Amerika istifade ediyor. Orta Doğu'ya girmeyin anlamında ve bakın bu biz terörü PKK'yı Suriye'de bitirseniz bile. Suriye'de Bağız yönetiminin düşmemesi kimin işine, işine yarıyor? PKK'yı biz bitirseniz bile biz eski kontrol örgütlerimizle biz bir mücadeleye devam ediyoruz. Örtülü mesajı var, adrese teslim mesajlar var. Amerikan elçiliğindeki kontrol eylem de benzer bir amaç taşıyor. Ama daha farklı amaçları da var, onu konuştuk zaten. Şimdi buradaki iki ülke ortaya çıkıyor. Yani farklı gerekçelerle de olsa ama Türkiye özelinde ortak amaçlarda Rusya'nın ve derin Amerika'nın pozisyonu birleşiyor. O zaman işte Amerika'nın pragmatik yönetimi, Obama ya da Kerry gibi isimler zora gireceklerdir burada. Bu arka plan bilindiği evet. için. Evet. Bülent Bey, siz de devam edelim. Bu cilve gözü olayı olduktan bir iki gün sonra evet. Şam-Beyrut yolunda giderken İranlı bir generalin bir saldırı sonucu öldürüldüğü ifade edildi. Evet. Bu denklem içerisinde baştan beri konuştuğumuz Suriye, işte cilve gözü, Türkiye ve diğer denklemdeki aktörler açısından değerlendirdiğimizde bu saldırının veya İranlı generalin öldürülmesinin anlamı ne olabilir? Yani şimdi şu tabii bakın mesela geçmişte de yani bunlar yani Türkiye aslında ciddi anlamda Türkiye'de bir terör yaratılmaya çalışılıyor. Bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi tabii bunu burada algılar da önemli rol oynuyor. Mesela bu İranlı generalin öldürülmesi meselesine baktığınız zaman yani ben hemen aklıma şey geliyor. Yani bu PKK'yı biraz önce sorduk ya burada. Mesela PJAK'ı bu Amerika'nın derin devletinin çok ciddi anlamda parasal yönden desteklediğini bilmiyor artık. Herkes biliyordu bunu yani. İran'a karşı. Evet, İran'a karşı. Ama ne oldu? Birdenbire bu örgüt yok oldu.
Yani PKK bütün ağırlığını şeye verdi. Türkiye'ye yükseltti. Yani şimdi biraz önce tabii biz paslaşıyoruz herhalde de. Şimdi yani Türkiye üzerinde terör kartı oynanıyor. Tabii burada şu önemli. Biz düşmanlarımızı biliriz de dost bildiklerimize dikkat etmemiz lazım. Yani biz düşmanlarımızın kim olduğunu biliyoruz ama burada esas dostlar devreye giriyor gibi olabilir. O bakımdan yani bunlara, bu İran meselesinde de buna dikkat etmemiz lazım. İran bizim dostumuzdur diye söylemiyorum. Ama şimdi bugün Türkiye ile İran arasında Orta Doğu'da bir bölge liderliği meselesi var. Zaten baktığınız zaman yani şu anda Suriye meselesini tamamen destekleyen ülkelerden bir tanesi de İran'dır. Yani bu İran açıkça destekliyor. Şimdi biz Suriye meselesine girdiğimiz zaman ben mesela şöyle desteklesin diye söylüyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman kendi başkanını öldüren bir devletten bahsediyoruz. Bir derin yapıdan bahsediyoruz yani. Onun için yani bu DHKPC gibi ben bir şey dikkatimi çekmişti. Onu araştıramadım yani, bir başka çalışmalarım vardı. Amerikan Büyükelçisi bu DHKPC'nin nasıl kendilerine eylem yaptığı konusunda bir harete düşmüş gibiydi yani. Ben konuşmalarından öyle bir şey çıkarttım yani şeyde. Yani nasıl olur bunu araştırmamız lazım. Mahkemeye vereceğiz falan diyor. Yok, o ayrı bir şey. Ondan önce sanki nasıl olur falan gibi bir şey oldu. O bakımdan yani tabii. Sen de mi Brutus falan anlamına mı geliyor? Yani şöyle tabii bunu ciddi anlamda söylemeyiz ama şudur. Yani Türkiye ne çektiyse bugüne kadar dostlarından çekmiştir bu terör meselesini. Şimdi biz eğer bakın bu Türkiye'nin önünde iki tane mesele var şu anda. Bir tanesi bu terör meselesinin bitirilmesi. Diğeri Suriye meselesi. Bizi çok ciddi anlamda sıkıntıya sokacak bir mesele. Türkiye'yi Suriye meselesinde Amerika önceleri çok yani bu tavırla ilgili destekledi yani girilmesi konusunda. Önünü açacak şeyler yaptı. Şu anda birdenbire kesti. Mesela Türkiye'nin istediği tampon bölgeler meselesi kesinlikle yerine getirilmedi. Ben geçen programda söyledim, bilmiyorum. Bir ay önce bir bu 28 Şubat'la ilgili bir televizyon programına katılmıştım. Dönerken bir arkadaşım Amerika'dan geliyordu. Yani burada etkili bir holding sahibiydi. Bu 6-7 tane de Amerikalı bakanla samimi. Yani bana kesinlikle şunu söylemişti. Dedi ki yani Amerika bundan sonra yani Suriye konusunda Türkiye'yi desteklemez. Yani bir tane son söylediğimiz Rusların ve Suriye muhaberatıyla birlikte Amerikan istihbaratına gönderdiği o El-Kaide benzeri bir takım örgütlerdeki Suriye Kurtuluş Ordusu meselesiydi. Diğeri de hiçbir ülke zaten baktığınız zaman. Yani Türkiye bu sorunları çözerse birdenbire bölgesinde bir güç oluyor. Hatta yani küresel bir güç bile olabilirsiniz yani. Bunun çok ciddi şeyleri var. O bakımdan herkes bir şekilde Türkiye'nin önünü kesme meselesi üzerine çalışıyor. Şimdi baktığınız zaman ben tabii şunu da hiç anlamış değilim. Bakın ben, siz şimdi mevcut iktidarı seversiniz, sevmezsiniz. Başka partiye de oy verebilirsiniz. Başka bir partinin milletvekili de olabilirsiniz. Yani ama her şeyde biraz önce söyledim, bir devlet politikasını Türkiye'nin, değil mi? Herkesin desteklemesi lazım. Şimdi burada bakıyorsunuz ki Türkiye desteklenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti. Başka ama Suriye destekleniyor. Yani bu benim anlayacağım bir şey değil. İnsanların da anlayacağı, yani Türkiye'de yaşayan insanların da anlayacağı bir şeydir. O zaman baktı, bunu kim destekliyor? Baktığın zaten belli oluyor yani, bakan yani desteklenirse. Herkesi bir kefeye koyamayız ama biraz önce söyledim. Yani bugün cilve gözünde patlayan bir bomba Türkiye içerisinde, sanki Türkiye Orta Doğu'daki çok karışık kaos bir ülkesi gibi bir takım yazarlar bunları gündeme getirebiliyor. Bakımdan şudur yani, şunu dikkat etmemiz lazım. Türkiye'de hakikaten bakın güvenlik güçleri bazı konularda uzman. Mesela PKK konusunda evet örgüt uzun yıllardan beri bu varlığını sürdürdü ama bunu nasıl sürdürdü? Dış destekle sürdürdü. Yani bu çok kesin. Yani PKK bir zaman kayboldu dikkat ederseniz. Bir zamanlar yok oldu. Daha sonra birdenbire ortaya çıktı. Bu bakımdan şunu... PKK'nın işte bir çözüm süreci devam ediyor. Silah bırakması gündeme geldiğinde bu defa DHKPC, şimdi, DHKPC gibi başka örgütler şimdi, bir anda parlamaya tabii başlıyor. Tabii çıkacaktır yani. Daha başka şeyler de çıkarılacaktır. Yani bunu yalnız Türkiye içerisindeki derin yapılardan beklememek gerekir. Mesela Türkiye'nin büyük bir güç olmasını kim istemiyorsa, bölgesel güç olmasını, küresel bir güç olmasını, dünyada söz sahibi olmasını istemeyen, kendi kontrolünden çıkması. Yani şimdi baktığınız zaman düşman bir tane değil yani. Şimdi bu PKK meselesine şöyle giriyorum. PKK'yı desteklemeyen hangi Avrupa ülkesi var? Bir tane ülkeye çıkarsınlar desinler şu ülke desteklemiyor. Hepsi destekliyor. Hepsi o zaman, de NATO ülkesi. Evet. Hepsi de şimdi NATO aslında ülkesi. Tabii şu bakın biz o sizle o programda şeyi de konuşmuştuk. Türkiye'nin başına ne geldiyse bu NATO'ya girdikten sonra geldi. Onun için tabii ben yani bu dış şeyleri bilemem ama Sayın Başbakan bu Şangay İşbirliği Örgütü meselesini belki strateji olarak gündeme getirdi ama kesinlikle bu NATO'nun Türkiye üzerindeki bu operasyona son vermemiz lazım. Bakın mesela bugün Genelkurmay Başkanımız bir açıklama yaptı bugün veya dün.
İşte özel harp ve özel kuvvetler meselesi. Ama şimdi tabii haklı. Yani burada biz bir kurumun, bir kurum özel kuvvetler adı üzerinde. Özel yetiştirilmiş, edilmiş falan. Dönemin, o dönemin konjektürel yapısı içerisinde bir takım böyle unsurlar. Yani şimdi mesela orada bir talimatname Cumhurbaşkanı'na görev veriyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Şimdi bunlar tamam, evet biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani muhakkak ki hepimiz sahip çıkmalıyız yani, öyle mi? Ama suç işleyen unsurlar poliste de olur, silahlı kuvvetlerde olur, başka da etmez. Bunlardan ayıklanması gerekir. Yani bunlara operasyon yapılması Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bana göre zayıflatmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilakis güçlendirir, millileştirir. Yani, aksine zaten mesela PKK'ya, daha doğrusu Ergenekon'a yapılan operasyonlarla birlikte PKK'ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar daha da başarılı kazanmaya başladı. Şuna da dikkat etmemiz lazım. Mesela şimdi bu, yani ben şu çok ciddi bir psikolojik harekat var Türkiye'de. Şimdi dikkat ederseniz yargının mesela Ergenekon, Balyoz, efendime söyleyeyim, neredeyse yani 28 Şubat'a da giriyorlar ama giremiyorlar. Çünkü 28 Şubat dört dörtlük gidiyor. Yani hem şöyle öbür operasyonlardan veya mahkemede örnek alınarak gidiliyor. Mesela 28 Şubat soruşturmasını 5-6 savcı yürütüyor. Yani bir kişinin ifadesini bir alıyor, bir yerini başka biri alıyor. Çok önemli olursa yani bilgiye dayanırsa Mustafa Bilgili alıyor. Yani Mustafa Bilgili alıyor. O bakımdan şimdi bu yargı üzerinde, yani yargı her yaptığı şey kötüdür gibi bir şey var. Psikolojik harekat var şimdi. Yani bu operasyonlar çok ciddi şey alınıyor. Bunlar derin devlet operasyonlar. Siz şimdi bu operasyonları... Bunları zayıflatmamak gerekiyor. Şimdi bakın şöyle bir şey. Şimdi tabii bu şu anda bu kişi tutuklu. Mesela EDOK komutanı. 2012'de bir şey çıktı ortaya. Şimdi ben mesela yani istihbarat daire başkanı olarak bunun şeyin sonucunu bilmiyorum. Biz şu anda ses ayrımını yapabiliyoruz. Yani 2012'de bir darbe planından bahsediliyor. EDOK komutanı 28 Şubat'tan dolayı tutuklandı. Yani EDOK komutanı olduğu iddia edilen bir kişi. Şimdi bu o mudur değil midir bunu? Ya ses ayrımı dediğiniz teknolojik olarak tabii, teknolojik, o sesin mesela Bülent, evet ona ait olup olmadığını olmadı. Eğer ona aitse o zaman bu 2012'de ne darbe planı bu yani? Yani buna şeyine bakmamız lazım. Çünkü böyle bir yani bir sürü kayıtlar çıktı ya. Şimdi orada darbe planından bahsediyor. 2012'den bahsediyor. Yani yargıyı eleştirirken de daha dikkatli ve insaflı olmak. Yargıda şöyle yani. Yargıda da hata olabilir. Evet. Olabilir yani, onda bir şey demiyorum. Ama şöyle şimdi bu operasyonlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani çok ciddi anlamda bölgesinde bir güç olmasının önüne açacak operasyonlardır. Yani Türkiye'nin kendi içini temizlemesidir. Ne kadar kendi içimizi temizlersek biz, değil mi? Daha evet. Avrupa'da imajımız daha yükselir. Evet, devam edeceğiz. Bırak evet. Biraz sonra bu 28 Şubat konusunda da geleceğiz. Hocam bayağı bir not aldınız. Ya, umarım şimdi iki tane evet. Konu yanlış anlaşılabilir burada konuştuklarımızdan. Bir tanesi bütün olan biteni hani Türkiye'nin önünü kesme, yani Suriye'ye ilişkin olarak olan biteni Türkiye'nin önünü kesmek gibi dar bir şeye sokmayalım. Amaçla sınırlamayalım. Çünkü Suriye'deki rejimin ya da yönetimin niteliği çevredeki bazı ülke, çevredeki ve mücavir alandaki bazı ülkeler için varlık nedeni. Yani mesela İran için Suriye'de bir rejim değişikliği olur da bu batıya yakın ya da işte Sünni ağırlıklı bir şey olursa ta İran'dan başlayarak Irak üzerinden Suriye, Suriye'den Hizbullah'a, Hamas'a kadar ki ve ondan sonra bir de tabii Şii ağırlıklı bir takım körfez ülkeleri var. Suudi Arabistan'a kadar. Oradaki etkisini yitirebileceği için işte basında da okumuşsunuzdur. Hizbullah'ın ve İran'da bir takım gönüllülerden oluşan 50 bin kişilik bir gayri nizami ordunun savaşa hazırlandığı falan gibi şeyler var. O Türkiye'nin gözünü korkutmak için midir? Gerçek midir? Neyse önemli. Şöyle dediğiniz doğru. Şimdi Suriye'nin güneyinde Suudi Arabistan var. Kuzeyinde Türkiye var. Suudi Arabistan'la Türkiye Suriye konusunda ortak hareket ediyorlar. Ve dediğiniz gibi İran Lübnan'a da Filistin tarafına da Suriye üzerinden lojistik sağlıyor. Suriye'de eğer Baas rejimi düşecek olursa ve Türkiye'nin istediği bir yönetim geldiğinde bu lojistik artık devam edemeyecek. Evet. Dolayısıyla İran sadece Suriye'yi değil Lübnan'ı da, Lübnan üzerindeki o bölge üzerindeki etkisini de kaybetmiş olacak. Dolayısıyla dediğiniz kesinlikle evet. Şimdi İran'ı çok rahatlatacak bir durum. İran'da generalin öldürülmesi örneğin bu girişimlerden biridir. İran'ın etkisinin azaltılması için. Şimdi hatırlıyorsunuz geçen programda bir İsrail'in hava saldırısı vardı. Şam'a
5,5 kilometre falan uzakta olan çok yakın bir bölgede, hatta Tamer şey demişti, Beşar Esad seyretti, o kadar yakın demişti. Şimdi yabancı basından öğrendiğimiz kadarıyla bu tesiste var olan bir takım stratejik silahların bir kısmının hazırlanan bir konvoyla muhaliflerin eline düşmeden önce Hizbullah'a gönderilmek üzere, Lübnan'a geçirilmek üzere hazırlık yapıldığı ve bu silahların önemli bir kısmının karadan havaya, yani İsrail hava kuvvetlerini son derece zora düşürecek olan ve oyun değiştirici denilen silahlardan oluştuğu. O yüzden Şam'daki yönetimin kim olduğu, ne olduğu bazı ülkeler için gerçekten hayati önemde. Belki Türkiye için çok daha az. O böyle. Zaman Lübnan'da evet. Destek olmuştur hocam. Yani Şam'dan gelecek bu silahların gelmemesi için İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasından uçarak Şam'ı vurmasına Lübnan Hava Kuvvetleri de destek olmuştur. Ya bu iddiayı şey söyleyenlerin saçmalığı buradan ortaya hayır, çıkıyor. Mümkün değil böyle bir şey. Lübnan'ın bir hava kuvveti falan yok zaten. Lübnan'ın İsrail uçaklarını engellemesi diye bir kabiliyeti yok. Sonra başka bir yanlış anlama da belki şu olabilir. Hani biz NATO'ya girdik, bütün başımıza gelen belalar da NATO üyeliğinden sonra oldu. Şimdi bakın, Gladio'nun bir NATO sivil, yani cephe gerisi örgütlenme olduğu ve yerleşik nizamı korumak için bir teşkilatlama olduğu belli. Ama bütün NATO ülkelerinde kuruldu bu. Bütün NATO örgülerinde soğuk savaş artık bir tehdit olmaktan çıktıktan sonra bu ülkelerde bu örgütlenme lağvedildi. Şimdi Türkiye'de olan illaki NATO'nun bastırmasıyla varlığını sürdürmedi. Bak NATO kestikten sonra özel harp şeyine kaynaklarını gidip sivil hükümetten istemeleri sonucunda Ecevit öğrendiğini hepimiz biliyoruz. Bir şey söyleyebilir yani, miyim bitirdikten sonra? Yani, ben de bir şey söyleyeceğim yani, buraya. Yani Türkiye'de sistem, işte kim egemense sisteme, bu tür bir örgütlenmenin lağvedilmesine izin vermedi. İç politikada kullanılması. Hocam hangi ülkeler bugüne kadar bitirdi? Hangi ülkeler bitirdi? İşte bak İtalya'da ortaya çıktı. Belçika'da bir operasyon. Belçika'da bir efendim. Operasyon yapıldı. Ne olursa olsun işte kaldırıldı. Yani Fransa'da kaldırıldı. Değil mi? Şimdi burada bir İngiltere'de kaldırıldı. Yani şöyle oldu. Şöyle, şurada haklısınız. Bizim hiçbir devlet yetkilisi bize böyle bir şey var, örgütlenme var diye kabul etmedi. Şimdi bazı ülkeler bunu devleti sarsacağını düşünerek bu 18 sene. Ben de onu söylüyorum canım. Bunlar dediler ki biz bunu kaldırdık ama kaldırmadılar yani onu söyleyeyim. Biz bunları kaldırdık dedi. Önemli olan bunu zapturapt altına alınabilmesi. Yalnız hocam bir şey var. Bak şimdi, şunu rejime bağlamak. Bilgi olarak söylüyorum. Bizde rejime karşı bir unsur olarak kendi başlılığını sürdürdü. Şimdi bu kaldırıldı meselesinde bu Genser diye bir araştırmacı var. Rejime bu. Karşı mıdır, topluma karşı mıdır o da ayrı mesele hocam. Yani rejimi korumak için midir? Şimdi rejim şöyle, kendi iktidarını demek istiyorum hocam. Evet. Hayır şöyle şimdi bu Genser diye bir araştırmacı var. Yani bütün bu NATO'nun kurmuş olduğu bu Gladio tipi yapı. Yani Gladio tipi yapı nedir? Bu NATO'nun bir sivil kanadı var, bir askeri kanadı var. Bu askeri kanat içerisinde müttefik komutanlığı diye bir kanat var. Bunda mesela o sivil kanatta hangi üyeler, hangi ülkeler üyeyse o her zaman için bir üye orada başkanlık yapabiliyor. Ancak bu müttefik komutanlığı dediğimiz kanat bu Gladio tipi yapıları kuran, eğitimini veren o ülkelerdeki gizli örtülü operasyonları yapan yapı. Zaten bunlar standby yani gölge ordu diye anılıyor. Yani mesela Türkiye'ye giriyor, diyelim bir kuruma sızıyor, buna eylem yaptırıyor, çekiliyor oradan. Eğer o ortaya çıkarsa, o hangi kuruma sızdıysa, hangi kurumu operasyonu yaptıysa, bizdeki eski özel harp gibi, o kurum suçlanıyor. Şu anda Danıştay saldırısıyla alakalı ortaya çıkan hadiselerde olduğu gibi. Evet, yani şimdi onun için burada bakın, bu Genser araştırma yapıyor. Bu çok uluslararası bir araştırmacı. Amerika'ya gidiyor, NATO'ya gidiyor. Bütün ülke, şimdi diyor ki, Türkiye'deki, biraz önce söylediğiniz doğru, Türkiye'deki NATO yapısıyla, Türkiye'de geçmişteki yapı birleşmiş vaziyette. Yani bunu anlayabiliyoruz evet. Ama
Yine de bunun sivil unsurları var hocam. Tamam mı? Yani bu yapının sivil unsurları var. Bu sivil unsurların kimin kontrolünde olduğu meselesi var. Şimdi bu diyor ki Türkiye'deki yapıyı bu Genser mesela gidiyor 3 ülkeden haber alamıyor. Diğer bütün ülkeleri araştırıyor, yazmış. Bende kitabı var. Belki arkadaşlara da vardır. Bir tanesi Türkiye. Bir zaten Amerika oraya şey yapıyor. Biri de Almanya. Üç ülkeden şey alamıyor. Yani bilgi alamıyor ki, Türkiye'den hiç alamıyor. O zaman diyor ki adam, yani demek ki buradaki yapı hala operasyonel. Operasyonel yani. Şimdi vermedik. Ne zaman yapıyor bu araştırmayı Genser? Yani bu 4-5 senelik bir şey. Şöyle bunu zaten bulabilirsiniz. Şey ben yani. aynı şeyi söylüyorum zaten. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani kontrol altına alınamayan bir özerkliği, hatta belki de bağımsızlığı sürdüre gelmiştir. Diğer evet. taraflarda ya lav edilmiş veyahut da kontrol altına alınmamıştır. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Çünkü burada... Topa girin buyurun. Topa gireceğiz burada. Şimdi. Bakın. Şimdi buradan mı giriyorum, buradan mı? Hepsini. Ben üzerinden atayım da. Bakın biz hep şöyle zannettik. Çünkü resmin bir parçasını, sadece bir parçasını gördüğümüz için 1990 Kasım'ından bahsediyorum. Biz şöyle zannettik, bütün dünya öyle zannetti. İtalya'daki Gladio yapılanmasının üzerine gidildi ve çökertildi. Avrupa'daki 14 Avrupa ülkesindeki NATO örgütleri çökertildi. Ne çökertildi? Evet, çökertilen bir şey var. NATO ne biliyor musunuz? Çökertilmedi. Hayır. Gizli örgüt. O gizli örgüt çökertildi denildi ya. Orada bir yanılsama NATO var. NATO demiyor, Gladio diyor zaten. Şimdi NATO'nun örtülü operasyon yapan örgütlerinin sadece çok kısmi olarak, çünkü aynı dönemde Sovyetler Birliği çöküyor. Yani bir favor yapar gibi böyle bir estetik operasyonla işte bazı şeylere girildi, silah depolarına. Kısmen o örgütün örtülü operasyonlarda kullandığı silah depoları ve çok kısmi olarak bazı askeri teçhizat alındı. Dünya kamuoyunun göz önüne konuldu. Herkese nasıl lanse edildi? Buradaki örgütler, derin yapılar lağvedildi diye. Hayır. Ünlem. Büyük bir ünlem. Öyle zannettiler. Evet, öyle zannettiler. Öyle değil. Eğer bu dediğimi teyit eden en önemli olay nedir? Felice Kasson, hayır biz bir kapıdan sonra daha gidemedik demiştir, hatırlayın. Biz geçen konuştuk. Yani. Bu teyit ediyor. Devam ediyorum. Şimdi asıl kartı açıyoruz. Kapı değil yani, en üst bak, kapıya tabii, geldik. Neden giremiyor? Almanya işgal altında mı? İşgal altında. Almanya'da derin devletin başında kim var? Amerikalı birisi var. Hadi yok desinler bakayım. İtalya, Belçika, hepsini tek tek sayalım. Hiç uzatmadan söylüyorum. Bunların NATO konsepti çerçevesinde derin devletlerinde Amerikan hakimiyeti devam ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Merkel nereye bağlı Merkel? Merkel, sen Anayasa Koruma Teşkilatı'na bağlıysan onun başında Amerikalı var. Derin devletin diğer adamlarını da Almanlar oluşturuyor. Bakın kartı nasıl açıyoruz? Gel bize, katıl bize. Ve bu dönerci cinayeti diye 2000'li yıllarda öldürülen 9 Türk'ün olayında da bu dediğiniz Anayasa Koruma Kurulu, yani Alman Derin Devleti'nin parmağı var. Teyit edildi. Şimdi devam ediyorum. En son Hablemitoğlu cinayeti ne zaman oldu? 18 Aralık 2002. Yani Abdullah Gül hükümetinin kurulmasından birkaç gün sonra. 3-4 gün sonra. Evet, ne var arkasında? Almanya Derin Devleti. Almanya Derin Devleti dediğimiz, her dediğimizde aynı zamanda Amerika ve NATO demiş oluyoruz. Şimdi öyleyse NATO neden bütün kötülüklerin anası oluyor? Çünkü NATO kurulduktan sonra, NATO kurulmadan hemen önce 1944 yılında dünyada İngiltere'den Amerika'ya doğru bir egemenlik geçişi var. İkinci Dünya Savaşı'nın müttefiklerin kazanmasıyla birlikte de Amerika Türkiye'deki derin devlet yapılanmasını üzerine alıyor, üzerine zimmetine geçiriyor. Bakın açık açık söylüyoruz. İçtiğimiz şerbet, gittiğimiz Antep. Böyle bir tabir var. Aha, bunu da burada söylüyoruz. Nokta. Evet. Devam ediyorum. Bir iki cümle daha. Şimdi Orta Doğu'ya niye girmeyin diyorlar? Orta Doğu'ya girmeyin, bakın. Onun için başımıza terör geliyor diyorlar. Ya insaf. 25-30 senedir bu ülkede terör yok mu? Ha. Orta Doğu'ya girmeyin. Bak terör geliyorlar diyorlar. Cevabını alıyorlar, yine diyorlar. Yetmiyor. Mavi Marmara olayı olduğu için başımıza terör geldi diyorlar. Kategorik olarak PKK terörü Amerika, İsrail ve NATO demektir. Şimdi sen Mavi Marmara'dan... Aslında bunu diyenler onu söylemek istiyor, onu söylemek değil mi? Yani siz Mavi Marmara'yı gönderirseniz İsrail de bunları yapar demek istiyor. Ama aynı gün zaten İskenderun saldırısı var ve arkasından İsrail'in çıktığı belgelendi. Yani siz burada terör olaylarını Türkiye yıllardır yaşamıyormuş gibi davranıyorsunuz. Terör olaylarının arkasında asıl inşa eden gücü örtüyorsunuz. Çünkü siz özel harp dairesinin medya ayağı mısınız diye soruyorlar insanlar böyle. İnsanların aklına giriyorlar böyle, bir canlı yayında soruyor adam pat diye. Değerli seyirciler, başka kritik bir konuya geçiyoruz. Gerçi yeni bir konu değil. 1997'den bu yana artık
ezberlediğimiz, sürekli konuşmak zorunda kaldığımız, ne yazık ki konuşmak zorunda kaldığımız 28 Şubat konusuna geliyoruz. Çok şükür şimdi biraz daha yürekleri ferahlatacak yönüyle konuşuyoruz. Neden? Çünkü bir soruşturma yapılıyor. 1997'de bu darbeyi postmodern dedikleri, postmodern midir yoksa Türkiye'nin en kanlı darbesi midir? İlerleyen süreçlerde bunu daha net olarak toplumun göreceğini düşünüyoruz. Yeni gözaltılar ve yeni tutuklamalar oluyor Ankara'da. Çünkü Ankara Adliyesi'nde yapılıyor, bu yürütülüyor bu soruşturma. Bunun son tutuklamaların anlamını Bülent Orakoğlu'ndan öğrenmek istiyoruz. Ne anlama geliyor? Yani gözaltına alınan ve tutuklanan isimlere baktığımızda hangi yönü irdelenmeye başlandı? Bir ikincisi de 28 Şubat'ta başka hangi dalgaları beklemeliyiz? Çünkü şu ana kadar sadece askeri kanatla alakalı soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Bundan sonra kime sıra gelecek? Evet. Şimdi bakın, tabii şu gözüküyor, yani diğer soruşturmalar da muhakkak ciddi soruşturma, da 28 Şubat soruşturması çok ciddi anlamda bilgi ve ıslak imzalı belgelere dayalı bir soruşturma. Yani bugün gözaltına alınan, zaten dikkat ederseniz mesela serbest bırakılan bazı komutanlar var. Bunların avukatlarının açıklamaları var. Hiçbir şeyde imzamız yok diyor, yani bu bile bunun ne kadar ıslak imzalı bir soruşturma olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi tabii 28 Şubat soruşturması şöyle Türkiye için bir daha darbeler olmaması adına bir şans. Yani şöyle bir şans. Çok yakın tarihimizde meydana gelmiş bir darbe. Bu darbenin iç ve dış ayakları belli. Bu darbenin askeri kesimi belli. Bu darbenin gazetecileri belli. Bu darbenin üniversite camiası belli. Bu darbenin iş adamları belli. Her şey belli bu darbede. Şimdi burada tabii işte biraz uzun sürdü. Yani bu 3. yargı paketleri falan işte devreye girdi. Bu MİT krizi araya devreye girdi. Biraz bu o soruşturmalar uzun sürdü. Yalnız bu son alınan dalgalara baktığınız zaman şimdi şu çok açık biçimde gözüküyor. Yani burada savcıların bir kere bu Batı Çalışma Grubu üzerinden gittikleri gözüküyor. Yani Batı Çalışma Grubu'nun şeyi neydi? Hükümeti, mevcut Refah Yolu hükümetini yıkmak. Yani tabiri caizse tek şey buydu. Bu Batı Çalışma Grubu'na gidiyor ama şimdi burada enteresan bir şey daha var. O daha önceki soruşturmalarda da ortaya çıkmıştı. Burada şu da biraz araştırılıyor. Yani mesela İsrail'de bu Batı Çalışma Grubu uluslararası kamuoyu oluşturma diye bir şey kurulmuş orada, grup kurulmuş. Orada bazı siyasi partilerden isimler kim var. Kuruyor İsrail'de bu grubu? Bu grubu işte Batı Çalışma Grubu'nun yani o bizim Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kurulan Batı Çalışma Grubu İsrail'de başka bir grup yok, kuruyor. Yok, İsrail'de değil. Bak yanlış anlaşılmasın. Batı Çalışma doğru anlaşılsın diye soruyoruz zaten. Batı Çalışma uluslararası kamuoyu oluşturma grubu. Bu yalnız İsrail için değil. Şimdi bu grup bir takım generallerle veya şahıslarla Amerika'ya gidiyorlar, toplantı yapıyorlar. Bunların şeyleri var. Mesela 28 Şubat'tan 7 gün önce bu grup İsrail'e müteahhit defalar gidiyorlar. Efendime söyleyeyim, toplantılar yapıyorlar. Bu toplantılarda Türkiye'deki mevcut hükümetin nasıl devrileceği konuşuluyor bizim anladığımız kadarıyla. Yani şimdi sizin bir İsrail hükümeti ya İsrail'de bir yetkiliyle bunları konuşmanız yanlış olur herhalde, öyle anlaşılıyor. Zaten bu mesela geçen konuşmamızda ciddi anlamda da gündeme gelmişti. Çevikbir Paşa'nın bu 97, 2002 veya 2003 yılında bir İsrail analistle beraber yapmış olduğu bir şey var. Makale var. Bu makalede diyor ki biz diyor Refah Yolu iktidarı diyor İsrail'e karşı bir İsrail'e karşı bir tehditti diyor. Biz diyor İsrail hükümeti işte MGK birlikte diyor bu şeyi yıktık diyor. Hükümeti yani şimdi burada İsrail'le karıştırınca bu işin içine tabii bir dış ayak şimdi. Mesela burada şu anlaşılıyor. Şimdi bu toplantılara katılanlar belli. Medyada yer aldı ama yani bunlar bazı isimler yanlış olabilir. Ben şey olarak söyleyeyim. Onun için isimleri vermeyeceğim. Şimdi bu üst grup gitmiş mesela İsrail'de konuşmuşlar. Amerika'da belirli o neokon dediğimiz bir takım kişilerle orada buluşmuşlar. Konuşmuşlar, etmişler. Bunda Karaday Paşa da var. Hani ben bilmiyorum falan diyor ya Sayın Paşa. Bu da var yani şeyin içerisinde konuşmalarda. Şimdi baktığınız zaman yani burada şu araştırılıyor. Yani Batı Çalışma Grubu'nun gene bir şeyi var. Hep zaten operasyonlar Batı Çalışma Grubu üzerinde. Şimdi burada dış ayak araştırılıyor. Yani burada dış ayak nedir? Yani son dalgalarla gözaltına alınıp tutuklananlar şöyle, Batı Çalışma Grubu'nun dış bağlantılarını sağlayan hem, kişiler mi? Yok şöyle, hepsi değil. Bazıları. O toplantıda çok az bir kısmı ama dış ayak araştırılıyor. Onun dışında mesela geçen şeyde gene konuşmamızda bahsetmiştik. Orada şöyle bir şey var. Yani bunların aldığı bir Batı Eylem Planı diye bir plan var.
Bu planın içerisinde mesela diyor ki eğer normal yollarla bir takım bu yani şeriat liderlerini diyor, aynen böyle bir tabir var. Bunlar diyor yola getiremezse psikolojik harp metotları ve özel harp devreye sokulur gibi bir şey var. Yani bu nerede yazıyor bu dediğiniz Batı şey? Batı eylem planında. Batı eylem planında. Evet, yani bunu daha açık şekilde yazıyor, koyuyor. Şimdi o zaman yani burada bu da araştırılıyor. Mesela ilk gözaltılar olduğu zaman şu da sorulmuştu. Öldürme şeyi var mı burada? Bu eylem planları içerisinde. Yani siyasi iktidarın mensuplarını öldürme mi? Yoksa yok. Yok. Yani bu şeyle normal psikolojik harekatı yürütüyor. Psikolojik harekatlarla falan gibi yani şey anlaşılıyor. Yani şimdi savcılık bu olayı genişlettiğini şeyde görüyor. Dolayısıyla bu buradan ilerleyip bir sonuca vardığımızda bu 28 Şubat darbesinin postmodern bir darbe mi yoksa kanlı bir darbe mi olduğunu da görmüş olacağız. Yok, değil mi bu ortaya çıktığında? Bakın ben şimdi söylüyorum. 28 Şubat darbesini biz şeyden itibaren Uğur Mumcu'nun havaya uçurulmasından itibaren almamız lazım. Güzel. Yani 28 Şubat soruşturması mesela bir rektör diyordu ki ben 97'de 28 Şubat 97'de görevde değildim diyordu. Öyle değil. Yani biz Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden itibaren çünkü o darbenin altyapısını oluşturmak için yapılan eylemler var değil mi? Cinayetler var. Yani tabii bunlara şimdi şöyle biz bunları söylüyoruz ama ne kadarı delillendirebilir bilemiyoruz. Onları savcılık yürütüyor şu anda. Ama ben verdiğim yani tanık olarak verdiğim ifadede bunu da söylemiştim. Darbe Araştırma Komisyonu'nda da söylemiştik. Burada bazı olaylar da var zaten. Şimdi bu bana göre bu iddianamenin soruşturması veya bu gözaltılarda şöyle bir şey var. Bir içeride çözülme var. Mesela bu Çevik Bir'le... Çevik Bir evet onu soracaktım. Çevik Bir'in konuşmalarıyla birlikte hızlandı gibi bir algı var toplumda. Çevik Bir Karadağ'ı şikayet etti. Evet. Ve yani o zaman içeride... Ben onun yani Karadağ'ın yani Genelkurmay Başkanı'nın emirlerini yerine getirdim. Kendim yapmadım, kendi başıma yapmadım o dedi. O çok sayfalı bir şey yani. Öyle. Şimdi bir soru da soralım. Karadağ'ı kimden emir aldı diye soralım yani. Beyne kıymık soralım mesela. Hani Çevik Bir Karadağ'dan emir aldı. Karadağ'ı kimden emir aldı? Şimdi şöyle Karadağ'ı tabii Karadağ'ın yani şey kendi sorunun cevabı biliyor. Şimdi Karadağ'ın en yakın olduğu isim Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'di o süreç içerisinde. Zaten o söylüyor. Ben her şeyi Demirel'le paylaştım. Benim darbeyle ilgili bilgim yok diyor. Ama bakın mesela bizimle ilgili Karadağ'ı bir şey yazıyor. İçişleri Bakanlığı'na ve Başbakanlığa Sayın Erbakan Hoca. Diyor ki bizim için işte bu Batı Çalışma Grubu belgesini elde ettiler. Şu oldu bu oldu. Bizleri çok yani aşağılayan bir şekilde. Ve bunlar maalesef darbe komisyonunda da yer aldı bu olduğu gibi yazılar. Şimdi bunları yazıyor oraya gönderiyor. Şimdi Karadağ'ı bu Batı Çalışma Grubu'nun falan her şeyi biliyor. Yani. Ya bu bir şey dikkatimi çekti Bülent Bey. Evet. Son 28 Şubat dalgalarıyla bazı kritik generaller gözaltına alınıp bazıları tutuklandığı sırada 28 Şubat'ın babası Sayın Demirel bir anda hastalanıverdi ve hastaneye düştü. Yani ne oldu ki yani acaba? Belki sayın hastadır. Yani bunu bize samimi söyledi. Birçok vatandaş da sordu bana telefonda. Ya acaba haber aldı da yani tahmin etmiyorum. Yani öyle. Ya en azından ifadeyi evet. Hastaneden yatarak veririz şey gibi Evren gibi mi Şahinkaya gibi mi acaba evet, onun yani. Altyapısını mı oluşturmaya tabii çalışıyoruz ama yani bakın şimdi 28 Şubat soruşturmasının hakikaten kamu vicdanında yer bulabilmesi için yani bu işin sorumlularının muhakkak hesap vermesi lazım. Siyasi sorumlularının da hesap vermesi lazım. Ya kimlere sıra gelmesi lazım? Ya şimdi, sadece şimdi, askerle sınırlı olmadığını siz bakın, yaşadınız. Yani biliyorsunuz demiyorum bakın, yaşadınız. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi, o zaman. Şimdi burada bakın. Şimdi mesela bu şeyin son operasyonlarda bir diş ayak arandı çok açık onu söyledik yani. Bu ilk şeyde de vardı ama burada bir takım deliller elde edildi ki. Bir de bu operasyon hani şöyle dendi. Benim anladığım kadarıyla bu operasyon birbirini şikayetle ilgili bir operasyon. Yani Genelkurmay da açıklama yaptı. Biz çözülme ismiyle, başladı diyorsunuz. Yani çözülme zaten Çevik Bir'den başladı. Devam ediyor. Yani Çevik Bir diyor ki bana emri Karadağ'a verdi diyor. Yani netice itibariyle. Ama mahkeme tabii şeyi bıraktı. Yani Karadağ'ı bıraktı. Şimdi bunlar tabii yargılanıyor. Şeyi devam ediyor. Şimdi burada bakın. Şimdi bu soruşturma Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bana göre bir daha darbelerle yüzleşmemesi adına en önemli soruşturmadan bir tanesi bu. Zaten mesela bugün gazetesine çıktı ben bilmiyorum yani doğru mudur yanlış mıdır. 90 tane müebbet bekleniyor falan gibi. Yani 28 Şubat sonrası. 28 Şubat'la ilgili. Yani 2 ay 3 ay önce miydi? Yani bu şey bitiyor işte falan gibi. Henüz iddianamesi yoktur bakalım. Evet. Ha, iddianame için diyor zaten. Ha, iddianame de isteyecek diyor. Şimdi bu şu tabii bakın. Şimdi mesela burada baktığınız zaman. Şimdi bir darbede görev almış bir takım sivillerin. Bu medya mensubu olur, üniversite mensubu olabilir veya çeşitli kurumlardaki kişiler olabilir. Bunlara bir şey yapılmadı yani bu 28 Şubat süreci içerisinde. Şimdi 28 Şubat'ı aslında ben geçen de söyledim. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içerisinde
28 Şubatçılar tasfiye etti. Yani bu çok açık bir şekilde gözüküyor. Ama bunlar tabii suçtan kurtulamadılar şu anda. Hesabı da veriyor. Ama sivil unsurlar, bilhassa medya unsurları 28 Şubat'a çok ciddi destek verdi. Yani idari olarak tasfiye edildiler ama yargılanmadılar, tabii, ceza almadılar. Tabii ya, görevden aldılar falan işte veya emekli ettiler. Ama şöyle bir şey. Sivil unsurlara, medya ve diğer sivil unsurlara baktığınız zaman çok üst mevkilere geldiler. Yani bir taraftan yani 2-3 ayak varken bu ayaklardan bir tanesi kendi kurumunca tasfiye edilmiş ama diğer ayaklar üst düzey görevlere getirilmişler. Genel yayın yönetmeni onlara takviye edilmişler. Efendim? Evet. Onlar takviye edilmiş. Takip edilmişler. Evet. Bu nereden kaynaklanıyor şimdi? Yani buna bakmamız lazım. Onun için bunlar ciddi anlamda irdeleniyor şu anda. O ayaklara yani sivil uzantılarına sıra gelmemesi söz konusu olabilir mi? Yani şöyle gelmemesi bir eksikliktir. Onu açıkça söylemek lazım. Çünkü yani ben hiçbir Cumhuriyet Savcısının yani bunu yapacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yapmazsa görev suçlamış olur. Yani önünüzde evet, siz bir kesimi almışsınız, diğer kesimi almadığınız takdirde değil mi? O zaman sıkıntı size yansır. Yarın bir gün bu operasyon devam eder. Şimdi bir de şunu bakın. Mesela bu darbeleri biz niye önlüyoruz? Yani biz Türk Silahlı Kuvvetleri'yle bir işimiz yok. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde suç işlemiş, darbe yapmaya işte efendime söyleyeyim devamlı temayül haline getirmiş bir takım insanlardan bahsediyoruz. Ama şimdi ya burada 28 Şubat dediğiniz zaman askerlerden önde bir takım gazeteciler var. Yani baktığınız zaman. İş adamları var. İş adamları var. Tabii bunlar işte söylüyorum. Şimdi 28 Şubat'la ilgili çok ciddi iddialar var. Mesela 28 Şubat'ta İsrail'le yapılan bazı anlaşmalarda yolsuzluklar olduğu iddiaları var. Bunlar şeye gitti. Hep yani kişiler dilekçe veriyorlar yani verdiler. Şimdi o bakımdan bu süreçte bana göre yani bu süreçte bir darbeci gibi davranan medya mensupları alınacak diye düşünüyorum. Alınması da gerekir. Evet. Bilemiyorum tabii. Peki son dalgalara baktığımızda en çok dikkatinizi çeken şey nedir Celal Bey? İşin dikkatle yürütülüyor olması ve bir de dış ayağının ilk defa askerlerin dışında bir dış ayak arayışının devreye girmiş olması. Dış ayak derken yurt dışı ayak. Yurt dışında tabii, evet. İsrail ve ABD ile ne tür çalışmalar yapıldığı, oralarda ne tür toplantılar oldu, o toplantıları kimlerin katıldığı ve ne tür kararlar alındığına o dair. O biliniyor da işte tabii. İşte bu araştırılıyor ve savcılık iddianamesini bir şekilde yer alacaktır. Bu önemlidir. Ama medya ayağı, iş dünya ayağı ve sivil kesim, siyaset ve bürokrasiye dokunmadığı müddetçe 28 Şubat soruşturması ve davası görülmüş sayılmaz. Bu sadece askerlerden ibaret olamaz. Zaten bunu bir süredir bir kampanya olarak işte derin devlet askerden ibarettir ve 28 Şubat'ı askerlerle sınırlayalım ve burada kapatalım, 3-5 kişiye ceza verelim diye kampanya yürütüyorlar. Nazlıcak bunun önderliğini yürüttü bir süre. Sarıkan'a doğru bazı şeyleri unutmak lazım. Evet denildi. İşte bir şeyde Ertuğrul Özkök'te helalleşelim diye sürekli yazıp duruyor. Eğer bu şekilde bırakılır ise bu olmaz. Şimdi asker zaten kendi içerisindeki yüzleşmeyi büyük oranda yaptı ve kendi içerisindeki 28 Şubatçıları, darbecileri ve cuntacıları temizledi. O temizleyebildiği için zaten bugün başarıyla bu operasyonları gerçekleştirebiliyor ve 2012'de PKK'yı dize getirdi ve hüsran yılı halde getirdiği için bugün masaya oturulup bir silah bırakma noktasına gelinebildi. Zaten o yüzleşme olduğu için 28 Şubat davası çok daha düzgün ve rahat bir ortamda götürülebilir. Oradan alınabilecek olan destek ile ya da oradan gelebilecek olan negatif unsurların ortadan kaldırılması ile. Muhakkak ki önümüzdeki süreçte savcıların işi tabii ki çok yoğundur. Delil bulmaları gerekiyor, ayrı bir şeydir. Ama bunun askeri bir operasyon olarak, askeri bir yargılama olarak bakmaktan ziyade bunu sivillere de taşımak ve özellikle de iş dünyası ile medya ayağında mutlaka işin içerisine katmak gerekiyor. Hemen bir şey saptama yapayım. Belki şey söyleyecekti ama. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela ben biliyorum ki Ankara Cumhuriyet Savcılığı yani bu 28 Şubat soruşturması ile ilgili Türkiye Millet Meclisi'nde bir şey yaptırdı. Araştırma yaptırdı. Yani o dönem bütün gazetelerin atılan manşetleri veya yazarların ne yazdıkları konusunda hepsi yani belli bir 10-15 kişilik bir ekip tarafından alındı ve savcılara verildi. Yani o süreç içerisinde bütün yazılar kontrol edildi. Yani bundaki amaç şuydu. Zaten yani medya ayağı dediğimiz ayakta yani biraz önce bahsettim. Yani korkudan yazmış veya şu bu ufak tefek şey değil. Yani bir darbeci gibi davranan. Darbecilerle emir komuta zinciri içerisinde aparatlı medya. Aparatlı medya dediğimiz medyadan bahsediyoruz. Yani bunlarla emir komuta zinciri içerisinde olan. Belki bunların ses kasetleri de var. Yani. Yapılan o manşet çalışmaları o zaman evet, bazı noktalara tabii doğru bu yani bir takım manşetler görülebilir. O dönemdeki yani zaten 28 Şubat sürecinin en büyük şeyi medyadır.
Yani en büyük gücü medyadır. Askerlerden önde gelen bir gruptur. Postmodern demelerinin bir sebebi de galiba belki bu olsaydı. Yani burada bu defa silahsız güçlerindir. Şimdi orada bir takım mesela bu 28 Şubat'a karşı çıkan insanlar için bir takım sıfatlar, yani iftira maliyetinde aşağılayıcı sıfatlar, casus, işte köstebek, efendime söyleyeyim vatan haini, siyah veren gibi bir şeyler yazıldı. Bunlar bir mesela 3-4 Temmuz'da hatırlıyorum ben. 3-4 Temmuz'da hepsi aynı şekilde çıktı. Yani bir yerden bir şey almışlardı. O 97 3-4 Temmuz'da. Evet, 3-4 Temmuz'da aynı şekilde çıktı. Onun için benim savcılık bunları şeyi araştırıyor, yani burada bakıyor. Yani burada işte işini kaybetme korkusu veya başka sebepler yazmış gazeteci de kastetmiyorum. Ama bir şey gibi davranan, yani onlar zaten belgelerinin ben savcılıkta olduğunu tahmin ediyorum yani. Ama burada savcılık daha delilli, belgeli olabilmesi için o dönemdeki bütün gazetelere çıkarttırdı. Benzer araştırma Rütük'te de yapılıyor. Evet. Haber kanalları, televizyonlar açısından. Evet. Benim hakkımda birkaç düzine yazı yazdırıldı böyle. Size ne sıfat takmışlardı o zaman? Yani haindir, bilmem nedir falan filan diye tabii. Yani her şeyi para biliyoruz için, memleketi yani para için satar. Peki falan. Son 28 Şubat'ta falan gözaltına alınanlarla ilgili siz nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Şimdi ben bir genel bir şeyden bahsedeceğim. Kaygımdan bahsedeceğim. Yani şimdi bakın, hep dış kaynak ve bu olayların başlatıcısını dışarıda bir yerde konumlandığımız zaman olabilir. Hiç olmaz diye bir itirazım yok. Ama vurguyu oraya yaptığımızda topu taca atmayalım diyorsun hocam. Şöyle bak, bir içeridekilerin rolü ve sorumluluğu önemsizleşiyor. Bunu önemsizleştirmeyelim. İçeridekilerin önemsizleşiyor rolü mu, yoksa onlar işbirlikçi konumuna mı düşüyorlar? Efendim şimdi İkinci ayağı bu kaygımın da şu. Bizi sürü, güçsüz, her halükarda güdülebilen bir sürü haline getiriyor. Bunu kendimiz yapıyoruz. Yani dışarıda kuvvetli bir şey var, merkez var veya bir çıkar koalisyonu var. Biz de askerini, işte medya mensubunu, akademisyenini falan filan, iş adamını alıyor, istediği gibi oynatıyor. Canım o çok güçlü olabilir ama oynayan, yani kendisi, yani çalındığı zaman şey parça şakır şukur oynayan adamda hiç şey yok mu? Hatırlıyor hocam yani, onlarca yıldır bu toplumun zombileştirilmediğini söyleyebilir miyiz? Efendim bakın benim kaygım şudur. Ya çok tamam, haklısınız tamam. Bu konuda da. İçerideki suçluların, işbirlikçilerin rolü ve sorumluluğunu lütfen önemsizleştirmeyelim. Hayır. Yani, hocam, aynı şeydir diyoruz. Ben izah edeyim. Kardeşim bakın. Hocam bak, bunlar vatana ihanet olur bu yani. Şimdi siz yabancı bir ülkeyle, yani bu. Vatana ihanettir tabii. Ben de ondan bahsediyorum ama şöyle, işte. Ama bakın şimdi ben size söyleyeyim. 60 ihtilali. 71, 80, 97, yani 28 Şubat. Bunun hepsinde devletin yetkilileri, bu bir dış ayaktan bahsediyor. Mesela Sayın Sezgin, İsmet Sezgin, o dönemin Milli Savunma Bakanı. Dedi ki 60, 70, 80 ihtilali CIA'nindir. 97, 28 Şubat tamam millidir gibi böyle bir acayip bir at gözlüğüyle cevap verdi. Yani bakın. Şimdi baktığınız zaman 60'da hepsinde dış ayak var. Çünkü niye var biliyor musun? Ya var, anladım da, yani bu dış ayak. Hocam şöyle, dış ayak tamam. Bizde kafa yok mu? Kol yok mu? Ama darbeciler yani var. Ayak mı var yani? Hocamın sorusuna sadece cevap vereyim ben. Sadece ayaklardan oluşan bir şey miyiz? Gayet çok güzel. Ben cevap vereyim yani. Bir şey varlık mı? Tamam, çok güzel. Bak cevap şu. İddia makamı cevap veriyor. Şimdi Türkiye'deki derin devletin başında bir Amerikalı vardı. Nokta. Ha, şimdi bu Türkiye'deki derin devlet Amerika ve NATO'ya bağlı. İkisi aynı şey zaten. İçeridekilerle dışarıdakiler dediğimiz zaman aynı şey. Devam ediyoruz. Devam edelim. Ama bir dakika. Bakın ben devam edeyim ama. Ben itiraz etmiyorum. Bir tek cümle ama söyleyeceğim. Şimdi tamamlayayım ben. Güzelim bak. Bir tek ne olur özür dilerim. Kabalık yapmak istemiyorum. Şimdi Türk derin devletinin başında bir Amerikalı vardır demek, bu ülkenin milli bir ordusu yoktur. Bu ülkenin bütün hükümetleri uşaktır, tamam mı? Evet. Bütün memurları da onların uşağıdır demek gibi bir şey. Yani bunu kabullenmek kolay değil. Bak başında bir yabancı delinsin diyor Asur Atasözü. Yani. Bakın ben olmuş bir şey. Onun için ben diyorum işte Türkiye devletini Amerika'dan aldı diyorum 7 yıldır. Boşuna söylemiyorum. Hocam bakın, uşaklık etmeyenler cezalandırıldılar zaten. Adnan Menderes niye götürüldü? Evet.
Düşürülen Turgut hükümetler Özal niye düşürüldüler? Turgut Özal nasıl götürüldü? Yani herkesin uşak olduğunu söylemiyoruz ama şimdi onlarla işbirliği devam edeyim. Bütün devam söylediklerinize edeyim. İtiraz etmiyorum. Devam Şunu edeyim. Söylemek istiyorum. Yani dışarıdan bu kadar kolay manipüle edilen bir devlet ve teşkilatı varsa, anlayabiliyor muyum? Vardı. Kimi gitti. Suçlayacağız biz kardeşim? Işte burada oraya geliyoruz. Yani. Burada i̇ş esas sorgulamamız gereken biz ne kadar bağımsız bir devlettik. Evet. Evet. Bu soruyu yani sorup 28 bunun Şubat cevabını ortaya çıkacak hocam. Tabii tabii. Yani ne oluyor yani? Kesinlikle böyle. Biz yani. Ne kadar bağımsız bir devlettik? Biz bağımsız bir devlet miydik? O zaman birbirimizi bu kadar kırmak derken öldürmek. Kendi evlatlarımızın birbirini öldürmesi. Bu hataya savaşlara katılma. Yani bir koyun gibi güdülüyorsak koyun gibi güdülmemizin içerideki çobanların da başkasının uşağı olduğunu kabul edip işte onu kavgaları falan filan bitirmemiz lazım. İşte onu söylüyoruz. Hocam haklısınız da bir dakika lazım. Bir şey bir saniye kendi durumunuzdan bir örnek verelim. Siz Odalar Birliği adına Kürt sorununun çözümüne dönük o raporu hazırladığınızda kötü bir niyetiniz mi vardı? Olur mu ya bu ülkede kan dursun diye yapıldı. Sizi nasıl hainlikle, işbirlikçilikle bilmem neyle suçladılar ve susturdular? Doğru mu? Doğru. İyi, sizin gibi mücadele etmek isteyenler de benzer şekilde susturuldular. O zaman sizi susturan bu devlet mekanizması neydi? Benim ağzımı kapattılar ama ben susmadım. Gel. Ben reklam arasından sonra mı konuşayım yoksa şimdi mi? Bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli bu. Bir şey söyleyeyim. Top geldi yani. Bak şimdi evet. Biraz önce bir şey söyledim. İşte. Bak şimdi bunun arka planını söylemedim. Şimdi dedi ki askerler kendi yani 28 Şubat'ta yani kendi içerisinde bir tasfiye uğradılar. Şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. Sivil ayağı yücelten kim? Şimdi burada yani dikkat edin bak genel yayın yönetmeni yapılanlar kim? Niçin nasıl yapıldılar? Bu sivil ayağı yükseltenleri bulmamız lazım geri planda. Yani o zaman baktığınız zaman demek ki bunlar mesela oturup şu anda 28 Şubat'a ciddi destek verenler bir şeyle yani Erol Özkaslak Başa'nın deyimiyle söylüyorum. Masa başında bilgi kırıntılarını getirip gazetede manşet yapanlar o dönemde. Yani kendi bize yaranmak için dedi yani onu da söyledi. Onların isimleri belli. Şu anda bunların hepsi büyük gazetelerde genel yayın yönetmeni veya işte sorumlu gibi mevkilerde. Ve baktığınız zaman büyük programlar yaparak Türk milletine örf adet, örf ahlak, etik dersleri veriyorlar. Hatta siyaset öğretiyorlar. Evet, şimdi onun için bunun bakın yani ben şunu söylüyorum. Benim hiçbiriyle bir şeyim yok. Benimle ilgili çok uğraştılar ettiler ama yani o süreç içerisinde. Biz Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Ben onlara kendi kitabımda da cevap verdim zaten. Yani onlar biraz da şey olsaydı bize dava açarlardı. Açamazlar çünkü. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bunları yükselten kimdir? Bakın biz bunu bulamazsak o gazetecileri darbelere destek verdi. Darbecilerle beraber işbirliği yaptı diye. Veya o sivil unsurları. Mesleğin en yüksek noktalara taşıyan irade kim? Bizim bunu bulmamız lazım. Yani bu mesela şeydeki o Gladio savcısı Ferison dedi ya. Biz geldik kapıyı açtık. Bu öyle bir şey değil. Yani Türkiye'de o kapıyı açmaya çok uzak daha. Onu da açık konuşmak lazım. Ama yani biz en azından bu gazetecileri oraya getiren yani DHKPC hücresindeki 9 çelik kapı gibi bir durum evet, söz konusu. Evet. Doğu Hoca dedi ki siz topu taca atıyorsunuz hep işte yurt dışı dış odaklar işte yabancı koalisyon ama içeridekilerin hiç mi hatası yok? Bizim, İçeridekiler tutulmuş. Bizim bir siyasi irademiz bir hükümetimiz yok muydu? Bizim milli bir silahlı kuvvetlerimiz, milli bir istihbaratımız yok muydu? O zaman bunlar ne iş yapıyordu diye bir soru sordu. Dolayısıyla sadece dış mihrakların çabalarıyla içeride bir şey yapılamayacağını kastetti. Tamer Bey? Evet, ben de içerisiyle dışarısının aynı olduğunu son 7 yıla kadar ve Türkiye'deki son dönüşümün... İçimiz dışımız birmiş bak, meğer yani. Son devletteki dönüşümün de bu bağımsızlık mücadelesi olduğunu söylememiz de tam da bundan dolayı. Şimdi biraz önce ben bir soru sormuştum. Cevabını biliyorsunuz demiştiniz hocam. O da neydi? Yani Çevik bir Karadayı'dan emir almıştı. Karadayı kimden emir aldı? Bu. Yani o zaman biz nereye geliyoruz? Askerlerin de bağlı bulunduğu bir üst yapının bulunduğunu ve Ergenekon'un da bağlı bulunduğu bir yapı aynı zamanda o. Ergenekon'un da bağlı bulunduğu yapı. Bunu söylediğimiz zaman Matruşka'nın son raddesini, Türkiye içerisindeki Matruşka'nın son raddesini anlatmış oluyoruz. Şimdi orada başında yabancı bir adam vardı dedik. Dili geçmiş zaman. Peki onunla bağlantılı olarak çalışanlar kim? İş adamları. Yani o yapının içerisindekilerin mesleklere dağılımını söylüyoruz. Askeri temsilen birisi var mı? Var. Genelkurmay ikinci başkanı. Askerle, kurumsal olarak askerle şey arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Üst yapı arasındaki bağlantı. Arasında.
Bu Genelkurmay 2. Başkanlığıymış. Başka devam ediyoruz. Askerlere konuşuyoruz. İş adamları işte en büyük, en önemli. Askerlerin de bağlı bulunduğu yapının içerisinde en etkili çekirdek kadro iş adamları. Burada medya mensupları veya gazeteci, siyasetçiler de var. Başka isimler de var. Başka mesleklerden kimseler de var. Şimdi başka yabancılar da var aynı zamanda. Burada durdurduk. Şimdi bunu test edelim. Bu söylediğimizi test edelim. Şimdi 3 Aralık 1997'de bir briefing var. 4 Aralık tarihi gazetelere nasıl yansımış bakıyoruz. Şimdi çok dikkatli bir cümle kuruyorum bakın. TÜSİAD Genelkurmay'a briefing verdi diyor başlık. Hürriyet gazetesinde çıkmış. Tekrarlıyorum. Genelkurmay yargı mensuplarına veriyor. Evet. TÜSİAD da Genelkurmay'a veriyor. Şimdi biz ne biliyoruz? Özne ne? Genelkurmay evet. Medyaya, Genelkurmay yargıya briefing verdi diye biliyoruz değil mi? Meşhur briefingler. Şimdi bakın buradaki başlık şu. TÜSİAD Genelkurmay'a briefing verdi. Ali top at gibi söylüyorum bakın. Ayşe topu şimdi, tut. Şimdi TÜSİAD dediğimiz zaman iş adamları demiş oluyoruz değil mi? Şimdi o zaman şimdi günümüzde bazı iş adamları kendini neden TÜSİAD'dan bağımsız göstermeye çalışıyorlar? 28 Şubat'ta. O zaman bazı Anadolu sermayesi patronlar TÜSİAD'a girmek için can atmaya başladılar. İşte yönetime falan girdiler. Şimdi TÜSİAD'la ilgili onlar olarak... Onlar da mı briefing vermek istiyorlar? Şimdi artık bakın TÜSİAD'la, TÜSİAD'ın can damarları olan adamlar yok canım bizim TÜSİAD'la bir ilişkimiz yoktu falan diye böyle onu reddiye yazıyorlar son zamanlarda. Durdular yıllar sonra şimdi akıllarına geldi. Ha. O zaman bu kendilerini buradan soyutlamaya çalışmaları acaba 28 Şubat dalgalarının kendi yalılarının kıyılarına vuracak olmasından korkmalarıyla alakalı mıdır diyorum. Çok yaşa hocam. Tamam. bunu soruyorum bakın. Şimdi başbakanın şu hastane ziyareti veya işte tutukluklarla ilgili açıklamalarından sonra bu iş bitti falan diyenlere 3 tane 28 Şubat dalgası kutu kutu reçel oldu mu? Şimdi 28 Şubat'ta hocam geç. Onu da soruyorum. Bunu özellikle bazı muhafazakarlar söylemişti. Sıra dumana gelecek biraz sonra. Şimdi bu bazı muhafazakarlar söylemişti bu işler bitti falan diye. Bazıları da sevinmişti. Bazı ulusalcı liberaller de falan sevinmişti. Onu da geçtik. MİT krizinden sonra ne denmişti? 28 Şubat yargılanamaz. 28 Şubat üzerine gidilemez denmişti ama en muhkem, en sağlam davalardan birisi olarak 28 Şubat soruşturması devam ediyor. Toplam irili ufaklı 10. dalga. Bazıları da 9. dalga diye geçiyor. 10 dalga birden oldu. Yargılanıyor. Tutuklananlar 70'i geçti galiba. 70'i geçti. Yani 80'i geçecek demek. Şimdi bir de şey söyleyeyim. Evet. Şimdi bakın mesela bu 28 Şubat soruşturmasında iki general. Bir tane o dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı firar şu anda. Yani deniyor ya hiç kimse kaçmaz etmez filan diye. Bak iki general bir albay. Ki albaya Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı. Eser Şah'ın firardalar şu anda yani. Şimdi bir şey daha devam edelim. Şimdi bu Nazlı Alacaklar falan var. Hani böyle ihtilallere karşı falan gibi kendilerini göstermeye çalışıyorlar değil mi? Ya da bazı muhafazakar isimler var böyle ihtilale karşı demeçler veriyor. Peki bunlar ortak noktalar ne son dönemde? Aydın Doğan 28 Şubat'ta direndi yalanını pazarlıyorlar. Hayrola ya? Hayrola yani 28 Şubat'ın medya ayağındaki en önemli kim dedi onu hakikaten? Isimalar, kim dedi? Bir sürü isimler söyledi. Yani bu açalım bakalım. Muhafazakar var, Aydın sağcı Doğan var. 28 Şubat'ta direnmiş. Direndi diye bunları en az 5-6 tane gazetesi söyledi. Bir konferansta bunu biz dediği bir muhafazakarla beraberdik. O söyledi konferansta. Evet. O zaman Aydın Doğan korumacılığı ne anlama geliyor o zaman? Nasıl bir ilişki var? Nasıl bir ilişki var bunların arasında? Ha o zaman demek ki bu ahtapotun kolları, bu medya denilen şeyin farklı kesimlerini birbirine bağlayan, farklı gibi görünen, farklı kesimlerdeymiş gibi görünen ama aynı yere bağlı olan bir ilişki biçimi var. Ve bu ilişki biçimi çok sorunlu bir ilişki biçimi olmak durumunda. Bir şey daha söyleyeceğim. Çevik bir, bu 7, şimdi şey tartışılıyor, dış bağlantı tartışılıyor ya, 7 Nisan 1997'de bir toplantıdan bahsediliyor. Son tutuklamalar kapsamında. O 7 Nisan'dan kısa bir süre sonra, birkaç hafta sonra Çevik bir nereye gitti? Bingo, İsrail'e gitti. Allah Allah. Bakın. Peki 28 Şubat'tan bir hafta önce Çevik bir ve İlhan Kılıç nereye gittiler? CIA Başkanı Tenet'le görüşmeye gittiler değil mi? Bu nereden? Biz bunu söylediğimiz zaman sayılmıyordu değil mi? Bir baktık Kozmik Oda'dan çıktı bu. Kozmik Oda belgesi olarak çıktı. Yani savcı bunları Çevik bir'in önüne koydu. Şimdi bu peki 28 Şubat'tan 4 gün önce Karadayı nereye gitti? İsrail'e. Allah Allah ya. Bu kadar mı tesadüf olur bu? Bir Amerika'ya bir İsrail'e gidiyorlar.
Şimdi bu tabii kozmik oda meselesi çok önemli yani, onu söyleyeyim. Bizimkiler gidiyorlar ama. Onlar gelmiyor görüyorum. Onlar da geliyordur demek ki yani. Onu da bakmak şimdi lazım. Şimdi bakın mesela İtalya'da çok ciddi başarı ulaşılmasının sebepleri var. Yani bütün devlet bir kere şeylerini açtı. Bütün istihbarat birimleri arşivlerini açtı. Kozmik odaları da açtılar. Şimdi biz de düşünün mesela şu anda hafif hafif açılıyor da. Yani bu kozmik odaların açılması Türkiye'ye hakikaten çok ciddi anlamda şeye ulaştıracak yani. Temizleyecek. Barsaklarını yani temizleyecek. Şöyle artık hiç bu süreçte hiç kimse kozmik odada işte son 28 Şubat soruşturması buna şeydir, örnektir. Kozmik odada çıkan belgeler suç belgesi ise, delil ise bunların ortaya çıkarılması lazım. Girilmesi lazım. Şimdi mesela hatırlarsak bu 28 Şubat'la ilgili kozmik odadan önce belgeler alınmıştı. Bir hakim girmişti oraya. Fakat hakime şey yazı yazma, belge evrak alma değil de oradan yazı ancak yazabilir gibi bir şey oldu. Orada ciddi şeyler yazıldı gene. O bile bakın Türkiye'de nelere muktedir oldu. Orada yani. Şöyle bir şey duydum ama çok evet. Emin değilim böyle olup olmadığı konusunda. Savcı oraya gittiğinde tespit ettiği hakim. Belgeleri hakim. Pardon, hakim gittiğinde evet. Tespit ettiği seçtiği belgeleri ayrı bir çuvala koyup mühürleyip bir askeri şeye görevli bir subaya zimmetlediği, yani ayırdığı belgeleri zimmetlediği ve daha sonra şimdi şöyle yaptırmazlar ama bilmiyorum, öyle olduysa iyi olmuş yani. Öyle bir şey duydum, yeni duydum çünkü bunu. Çünkü niye da. Ancak yani sizin bir asker nezaretinde orada siz yazıyorsunuz yani hakim olarak. Onun dışında işte yanında getirmediği ayrı bir çuvala koyup mühürleyip yani, bir askere zimmetlediği. Yani biraz şey biraz aykırı da inşallah öyle olmuş biz yani. Şeye pek uymuyor ama. Uymuyor yani. En azından sayısının tarihini yine askerin kontrolünde olduğu tabii. için belki olabilir evet. diye. Yani şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sırları olabilir. Bu kozmik odalarda. Onlara bir şey demiyoruz. Ama bir suç konusu varsa orada, değil mi? Bunların kesinlikle yani bu suç konularının yani verilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bir mesela bu İran tip meselesi gündeme geldi ya. Gerçi Genelkurmay şu anda bir açıklamayla reddetti ama. Yani şimdi burada bir takım şeyler var. Yani bunu yazanlar da şey yazmıyor. Adam bir sürü isimler veriyor ediyor filan. O bakımdan yani burada artık yani Türkiye madem ki temizleniyor, tam temizlemek lazım yani bu işi. Çünkü evet. bunun şey olmaz. Bugün mesela halen ben hissediyorum ki bu yapıların, bu Türkiye'deki yani bu yapıların, derin yapıların, yani ki bu derin yapılar derken milletin lehine olmayan yapılardan bahsediyoruz. Türk milletini düşman gören gibi gören yapılardan bahsediyoruz. Yani Türk milletinin milli manevi değerlerini bir suç gibi gören, ki bunların milli olmadığı zaten muhakkak. Bu yapıların ortaya çıkarılması açısından bunu söylüyorum. Yani burada mesela bu devam ettirilmeli ve bunun sanki bunlar, diğer ayaklarına da muhakkak dokunulmalı diyor. Sanki bakın benim yani bizim hissimiz sanki bu yapılardaki geri plandaki planlayıcılar, teröristler dimdik ayakta gibi gözüküyor. Yani şu anda baktığımız zaman bakın diyorum çok ciddi bir psikolojik harekat uygulanıyor Türkiye'de. Hala psikolojik var. Harekat yapabildiklerine göre tabii, ayaktadırlar diyorsunuz. Medyayı çünkü kontrol altında evet, bulunduruyor. Yani medya yalnız tabii medya ama evet, bütün sorular da var yani. Süremiz çok hızlı tamam. ilerliyor. Az bir vaktimiz kaldı. Buyurun. Şimdi bütün bu söylenenlerden anlaşılıyor ki devlet sırrı denilen netameli kavramın arkasına sığınarak Türkiye'nin gerçekten bu karanlık geçmişinin ortaya çıkması engellenmemeli bir. İki, bütün bu söylediğimiz olaylar bir siyasal iradenin topluma egemen olması, daha doğrusu devletin bürokrasiden alınıp topluma mal edilmesi sürecinde mümkün oldu. Şimdi bunun hiçbir şekilde geriye dönen bir süreç olmaması lazım. Ama önümüzde müthiş bir siyasal hamle var. Bu hamle de küçük bir formülle ifade ediliyor. Büyük af, büyük barış diye. Büyük af, işte bu Ergenekon türü davaların neticesinde tutuklanmış olanlarla, işte terörle mücadele bağlamında tutuklanmış olan KCK'li ve bağlantılı örgütlerin elemanlarının bir anda ve beraber affıyla birlikte işte İmralı'yla varılan anlaşmayla iç barışın tesisi. Şimdi bu büyük bir siyasi hamle. Bu sözünü dediğimiz temizlik. Türkiye'nin karanlığının temizliği. Bu önümüzdeki bu büyük hamleyle, bu hamleyi de hiç yabana atılır hamle değil. Belki de gerçekleşmesi gereken bir şey. Ne kadar örtüşecektir? Ne kadar birbirini
şey yapacaktır, engelleyecektir şimdi, bilmiyoruz. Bakın böyle bir yakın gelecek durumu söz konusu. Şimdi PKK ile yürütülen çözüm süreci çerçevesinde diyelim ki PKK'lılar veya büyük bölümü bunların hepsi olmasa bile affedildi. Bunları affederken bizim derin devlet unsurlarını da Ergenekoncuları da balyozcuları da darbecileri de affedelim gibi bir sizin dediğiniz kastettiğiniz buysa böyle bir af gerçekten toplumda büyük bir barışa yol açabilir mi? Efendim benim de zaten dikkat çekmek istediğim bu. Böyle bir olasılık var. Bunun çok ince ayar biçimde tutturulması lazım. Ne kadar barışa katkıda bulunacak? Bu yapılırken ne kadar Türkiye'nin karanlık geçmişi korunacak veya karanlık geçmişi temizlenirken ben, bu barış ne kadar ileri götürülebilecek böyle bir durum söz konusu. O yapılar ve aktörler içeride olduğu müddetçe barış gelir. Onlar dışarıda olursa aynı karar değil. Şimdi başbakanın burada bir belirsizlik var. Ona haklısınız. Daha önceki programlarda da buna dikkat çekmiştik. Yani hatta bu şeyi isteyenler hep mesela Sayın Demirel dedi ya birbirimizi affedelim dedi mesela. Yani, bunun dediği olmayacak. Misal onu söylüyorum. Şimdi bu şu tabii. Bu biraz önce söylediğim Türk milletini bir kendisine karşı hasım gibi gören, milletin milli manevi değerlerini hasım gibi gören, bu zihniyetin en üstte temsil edildiği, yani bu derin yapılar içerisinde söylüyorum. Yani bunların var olduğu bir yerde bunlara ulaşmamız zor zaten yani onu söyleyeyim. Evet. Şimdi onun için yani biz bir kere öncelik hocam bunları bir işte kozmik odalara falan bir önce girelim ondan sonra bu işlere bakalım. Şimdi yani şöyle bir tablo görünüyor. Daha önceki programlarda da konuştuk. Çok konuşulan bir fotoğraf olduğu için bu konuyla isterseniz tamamlayalım. Başbakan Erdoğan geçen cumartesi günüydü galiba. İşte balyoz hükümlüsü temize gitti ama yerel mahkemenin kararıyla hüküm giymiş bir general. Ergin Saygun'u ameliyat olduğu hastanede ziyaret etmesi başbakanın. Yani balyozdan hüküm giymiş bir generali ziyaret etmiş olması. Acaba Ergenekon balyoz darbe davaları gibi konularda başbakan artık geri adım mı atıyor yorumlarına yol açtı. Ben bunu şahsen şöyle yorumluyorum. Dördüncü yargı paketiyle birlikte bazı PKK'lıların ve KCK'lıların serbest bırakılacağı. Şiddet olmayan. Tabii şiddete teröre bulaşmamış. Sadece işte yazı yazmış veya bazı konuşmaları var. Ondan dolayı içeri girmiş tutuklu olan veya yargılanan kişilerin serbest bırakılması söz konusu olacak. Öyle görünüyor. Çözüm sürecine baktığımızda da PKK'lıların önemli bir kısmının bir şekilde topluma dönmeleri için ya af ya da benzeri bir formülle işte topluma kazandırılmaları görülüyor. Olacağı görülüyor. Şimdi bütün bunlar olurken bu çözüm süreci ilk ortaya çıktığında da söylemiştik. Birileri şöyle feryat edecekler. Yaygara koparacaklar daha doğrusu. Siz teröristleri affediyorsunuz ama teröristlerle mücadele eden kahraman komutanlarımızı Silivri'de cezaevinde tutuyorsunuz diye fırtınalar koparmaya kalkışacaklar. Başbakan bu süreci öngördüğü için bence politik olarak kendini rahatlatacak bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Ergin Saygun'u ziyaret etmesinin, işte tutuklu askerlerin serbest bırakılmasını istemesinin sebebi bu diye düşünüyorum ama tutuklu askerleri topyekün kastettiğini de zannetmiyorum. Orada İlker Başbuğ özelinde bir talebin söz konusu i̇şte olduğu kanaatindeyim. İnce ayar tutturulması. İnce demek, ayar. Tabii tabii. Bunu demek istiyorum. Tabii tabii. Böyle bir ince ayar söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yoksa işte PKK'lıları nasıl olsa topluma kazandırmak için affedeceğiz. Bu darbecileri, işte balyozcuları, ergenekoncular da bu işte şeyin içerisinde affedelim. Kısmi af var zaten yani. Şimdi adam yani hiçbir eyleme girmediyse etmediyse. Tabii tabii o zaten. Şartları var. Dördüncü yargı paketiyle biraz o da sağlanmış. Yeni bir kısmi şey de sağlanmış olacak zaten ama bununla birlikte bütün ergenekoncular, darbeciler de haydi babam affedelim gibi öyle bir şey toplumda büyük bir barışa yol açmadığı gibi büyük bir kaosa da yol öyle açabilir şey tekrar. Zaten, öyle bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye bu noktaya geldiyse o balyozcular, ergenekoncular içeri girmesinden sonra bu şimdi, noktaya gelmişse bunun kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle. Şimdi bak Alper'e bir şey daha söyleyeyim. Şimdi mesela sayın bu 28 Şubat şeyleri dalgaları başladığı zaman Sayın Başbakan'a sordular. Hatta mesela çok bazı insan dedi ki ya acaba bu başbakanın söylediklerine karşı bir şey mi hani yargıyla başbakan. Şimdi başbakan ne dedi? Yargı görevini yapıyor. Yargı görevini yapıyor. Şimdi bu
budur yani, tamam. Türkiye'de yani bu erkler meselesi vardır. Onun için herkes kendi görevini burada yapıyor. Yargı kendi görevini yapıyor. Yargı mesela zaten yapar. Ya bir geri adım söz konusu değil. Aynen, yani sadece bazı konularda Doğucan'ın dediği gibi ince ayar yapılıyor. Durum ondan ibaret. Yani bu şeyde yani son çıkarılacak pakette de yani bu şey kısmen yani şey faydalı olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani kısmen öyle, yoksa söylendiği gibi değil. Yani tabii herkesi kurtaran bir şey değil. Evet, herkesi değil yani. Çok cüzi bir şey yani, kısmen bir şey olacaktır. Yani bunu çok araştırması edilmesi yapmıyor. Zaten Sayın Başbakan bakın, bu Türkiye'de yani bugün AK Parti iktidarını bu kadar uzun yıllar devam ettirmesinin tek sebeplerinden bir tanesi bu devlet içerisindeki çeteleşmiş yapılara ve darbecilere karşı verdiği mücadeledir. Evet. Yani onu bir kere unutmadan söyleyelim. Evet. Ondan dolayı AK Parti uzun yıllar devam ediyor ve 2023'e kadar da Sayın Başbakan bir proje çiziyor. O bakımdan yani bundan dönmesi diye bir şey mümkün değil. Evet. Yani o biraz dediğiniz gibi sizin dediğinizden temenni çok, daha çok. Evet, onu, evet, bunu böyle olabilir. Söyleyenler biraz temennilerini dile getiriyorlar daha çok. Peki çok teşekkür ederiz. Süremizi biraz daha açtık ama yararlı ve güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Değerli seyirciler, Sivil Düşünce'nin bu akşam yine sonuna geldik. Gelecek hafta Cuma akşamı saat 21.30'da yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.